Mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz. Bin Spor stüdyolarına 1 Kasım Pazartesi günündeyiz. Haftanın ilk Bin Manşet programına Uğur Meleke ile birlikte sizlere sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? misiniz? Teşekkür ederim siz. Çok şükür iyiyiz biz de. E, hemen başlayalım çünkü dolu dolu bir hafta sonunu geride bıraktık. Bugün yine iki karşılaşma var. Neler oldu şu ana kadar değerlendireceğiz birazdan ama neler oldu toplu sonuçlara getirerek ekranlarınıza başlayalım programımıza. Trabzonspor, Çaykur Rizespor karşılaşması bordo mavililerin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Trabzonspor 23 maçtır yenilmiyor. Geçen hafta Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Rizespor sezonun ilk galibiyetini almıştı hatırlayacaksınız. Trabzonspor'a yenildi ve o yani bir galibiyet serisini temelini atamadı. En azından 9. yenilgisi oldu Rize Spor'un. Kasımpaşa Malatya Sporu 2-0 mağlup etti. Hatırlayacaksınız Rize, Çaykur Rize Spor maçından sonra mağlubiyetinden sonra Cihat Aslan görevi bırakmış ve yerine Hakan Kutlu gelmişti. İlk maçta Malatya Sporu 2-0 mağlup etti. Malatya'da da 8 Ekim'de bir değişiklik olmuştu bu ayın başında. Çumudika ilk iki maçını Adana Demirspor ve Altay maçını kazandıktan sonra 3 üçüncü maçını kaybetti. Altay Sivas Spor maçı 1-1 tamamlandı. Atakaş Atay Spor Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Bu maçı da konuşacağız. maç öncesinde ve sonrasında özellikle Ömer Hoca şuna dikkat çekti. Daha önce büyük takımlarla oynarken panik yaptık oyunumuzu sağlıklı bir şekilde panik yapmadan sahaya yansıtamadık. Bu akşam bunu yapmaya çalışacağız demiştim maç öncesinde. Maç sonunda da hocanın takımına bunu çok iyi anlattığını ve büyük oranda da bunu başardığını söylememiz lazım. Hatay 1-0 galip geldi. Konya Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Yine bu maçı da e, konuşacağız. İşleyen, işlemeyen yönlerini oyuncu bazında ve de total olarak, takım olarak karşılaştıracağız. E, Yukatel Kayseri Spor Karagümrük karşılaşması Kayseri Spor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. 8. haftada 2-1'lik hatırlayacaksınız Trabzonspor mağlubiyetiyle başlayan bir yenilgi serisi diyebiliriz herhalde. 3 maçlık sürdü çünkü e, çok da uzamadı. Karagümrük'te sona erdirdi. Hikmet Karaman sezonun 4. galibiyetini yazdırdı hanesine. Kayseri Spor bu maçlarda Hikmet Hoca ile oynadığı maçlarda 15 gol attı kalesinde de 15 gol gördü. Alanya Göztepe dünün en heyecanlı karşılaşmalarından, en tempolu, en bol pozisyonlu karşılaşmalarından bir tanesi Alanya Göztepe maçı 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı ve hafta sonunun yani pazar gününün son maçı Galatasaray kendi evinde Gaziantep'i e 2-0 mağlup etti. Bu akşam saat 20'de Medipol Başakşehir Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Aynı saatte GZT Giresunspor Fraportav Tav Antalyaspor'la oynayacak. Bu maçlar öncesinde de son durumları ...programımızın sonlarına doğru sizlerle paylaşacağız. Şimdi öncelikle dün akşam oynanan son maç Galatasaray e, e, karşılaşması... ...Galatasaray-Gaziantep maçıyla başlayacağız. İlk olarak Foto Maç gazetesi geliyor ekranlarınıza. Başlığımız Aslan Şükredi. Galatasaray çok etkili oynadığı maçta Gaziantep'i Morutsan ve Kerem'in golleriyle 2-0 mağlup etti. İkisinin de çok şık goller olduğunu söylememiz lazım. Bir diğer başlık Hürriyet gazetesinden geliyor. Galatasaray'ın cimbomun gençleri aslan gibi. Galatasaray sahasında Gaziantep'i yenerek Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kaybettiği haftada kritik bir galibiyet aldı. Orta saha ve hücumdaki dinamik gençleriyle maça iyi başlayan Sarı Kırmızılılar da kilidi 45, açtı, 45 artı 3'te Morusa'nın şık golü açtı. 73'te Kerem Aktürkoğlu ile fişi çeken Galatasaray böylece 20 puana ulaştı ve Süper Lig'in zirvesinde yer alan Trabzonspor'la arasındaki 7 puanlık farkı korumayı başardı. Morus Sanatınca kazanıyor Galatasaray demiş ve kusursuz Markao hakikaten dün akşam sahanın en iyisiydi diyebiliriz herhalde Markao için. Ancak tüm bu yorumlar evet hepsine hak verirsiniz %100 verirsiniz %50 %70 her neyse ancak e, Gaziantep'in oyununu da mutlaka bu yorumların içerisine eklemek lazım. Belki de dünün en az dikkat çekilen isimlerinden ya da olaylarından birisi Sözcü gazetesi. Aslında Brezilya duvarı yazmış da üstte Sofyan Feguli hayata döndü diyor gazete. Galatasaray'ın bu sezonki hayal kırıklıklarından Sofyan Feguli son iki lig maçına yedek kulübesinde hapsolmuştu. Dün ilk 11'de şans bulamayan 31 yaşındaki Cezayirli ikinci yarının başında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna girdi ve de sonrasında etkili oldu demiş gazete. Büyük puntoyla atılan başlıkta ise Galatasaray'ın stoperi Markao savunmada fark yaratmaya devam ediyor. 8 maçlık cezası süresince defansta büyük sorunlar yaşayan Sarı Kırmızılılar 25 yaşındaki futbolcunun dönüşüyle birlikte kalesini güvenceye aldı. Markaoğlu Aslan Gaziantep'e geçit vermedi. Ve son olarak daha iyi dost oldular. Sabah gazetesinden geldi ekranlarınıza Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim çok iyi bir futbol sergilediklerini belirtirken iki oyuncusunun yani Kerem ile Markao'nun iki oyuncusunun aradaki buzları eritip artık daha iyi anlaştıklarını söyledi. Markao Gaziantep maçında en fazla ikili mücadele kazanan 16 ile en fazla ikili mücadele kazanan 3 ile en fazla top kapan 4 ile en fazla pas arası yapan ve 9 ile en fazla sahipsiz top kazanan oyuncu oldu. Dolayısıyla istatistikleri de alt üst etti diye yazmış Sabah gazetesi de. Fatih Terim'in ve de Erol Bulut'un dünkü maçın ardından her iki takımın hocalarının açıklamalarını da paylaşacağız sizlerle ama önce maç diyelim. Uğur Bey Galatasaray hakikaten e, gazetelerin yazdığı gibi oynadı. 45 artı Morusan'ın hakikaten şık golü. Çok ekstra bir vuruş. Seyretmeyenler için birazdan ekrana gelecek. E, i̇kinci gol ise bence e, haksızlık etmeyelim ama hazırlanış anlamında. Çünkü Feguli dedik bir dakika önce, bir dakika değil mi? Şuradan hemen bakalım. Bir iki dakika önce. Bir dakika önce aynısını yaptı. Olmadı. Bir dakika sonra aynısını yaptı. Oldu işte diyoruz ya Feguli neden bu takımda yok diye. Feguli bunları hep yapıyor. Takımın etkili, yaratıcı, becerili ve de tecrübeli oyuncularından bir tanesi oynadığı zaman fark yaratıyor. Hoca neden oynatmıyor? İster buna taktik disiplin deyin, ister oyuncunun performansını yeterli bulmuyor deyin ama oynadığı zaman etkili oluyor. Nasıl oynadığına herhalde dikkat etmek lazım Feguli'nin. E, meseleyi Feguli üzerinden okuyarak başlayayım o zaman. Buyurun. Neden Fatih Hoca böyle bir 11'i böyle bir oyun anlayışı tercih ediyor. İki farklı oyun planı var bana sorarsan bu sezon. Galatasaray'ın iki tane ana stratejisi var. İkisi de ana strateji. Bir tanesi Berkan Taylan'ın bir arada orta sahada olduğu daha az geçirgen, daha tutucu, daha güvenli metot. Lokomotiv Moskova Marsilya maçlarında başarılı uygulanan Beşiktaş maçında da değişim için biraz geç kaldığı için başarısız olan model. Yani biraz daha erken değiştirseydi Beşiktaş maçında belki o strateji daha farklı olabilir Ama Lokomotif ve Marsilya maçlarında bu strateji çok başarılı oldu. O stratejide belki Fegoli'nin yeri olabilir. Oradan bağlamak isterim Fegoli konusuna. Yani orta sahada Berkan Tayland çıkaldı o güvenliği olduğunda Fegoli'nin koşmadıklarını koşup Fegoli'nin kazanmadıklarını kazanabilirler. Bence öyle bakıyor Fatih Hoca. <laughs> ama bir de B planı var Galatasaray'ın. Berkan Taylan'dan birini kullandığı, orta sahada ekstra veya hücumda ekstra bir yaratıcıya yer verdiği. Bu da Konya maçı ilk yarısındaki düzen gösteri maçı ikinci yarısındaki düzen ve dün maça başlayan düzen. Bu takım daha fazla geçirgen. Topu kaybettiğinde biraz daha fazla kaygılı. O yüzden ön taraf oyuncularının genç ve dinamik seçilmesi biraz bu yüzden galiba. Yani e, savunmayı muhtemel. da kusursuz yapmalarını istiyor. Mesela Barış Alper Yılmaz'a ben, bence en fazla güvendiği konu e, defansif sorumluluğu. Kaybettiği topun peşinden gitmesi. İşte sol açık oynuyorsa sağ bek gittiğinde onunla beraber geri dönmesi. Sağ açık oynuyorsa Sol bey gittiğinde onunla beraber geri dönmesi. Barış ve Kerem'i kanatlarda kullanması. Halil'i Santrifor'da kullanması. Bu grupla o yüzden. Çünkü bunların pres gücüne güveniyor. Çünkü bunların defansif meziyetlerine güveniyor. Ve bu grup içinde de Fegüli'ye bence yer veremiyor. Biraz endişe veriyor. Fegüli'nin orada olması. Orta sahada Berkan Taylan'dan biri oynuyorken. Yani kayıplarda sıkıntı yaşayabiliriz diye düşünüyor. Fegüli'yi çıkar Babeli koy aynı yere. Bence Hı. yine aynı şey. Yani yine benzer bir teoriyi oradan da veya Cagney'i koy. Benzer bir teoriyi oradan da üretebilirsin. Yani Halil'in sadece ofansif gücüne değil, defansif gücüne inandığı için bu grupla beraber Halil'i önde kullanıyor diye düşünüyorum. Dün 45 dakika gerçekten de ki Gaziantep gibi ligin, ligin dinamik takımlarından birine karşı hiç aşağıda kalmadı. Hatta fiziksel olarak üst seviyeye çıktı. Daha fazla topa sahip oldu. Daha fazla oyunu yönlendirdi. Daha fazla ikinci, üçüncü bölgede oynadı. Sanırım 20 civarı da rakip ceza sahası topla buluşma var. Sadece net pozisyon üretiminde biraz eksik kaldı. Çünkü bu grup bu Kerem Barış Halil grubu çabuk seri oynuyorlar. Ama Anca... oyunu dün çok soldan oynadılar. Sol stoper Markao öyle bir baskın karakter ki. Gerçekten lider nüvesi var bu adamda. Şimdi kabul etmek lazım. Yaptığı çok çirkindi. Biz de burada tepki gösterdik ama doğuştan lider doğmuş. Yani oyundaki bütün ritmi değiştiriyor numaralı. Soldan oyun kuruyor. Çikaldao sol iç o da geliyor oraya. Sol kanat Barış geliyor. Santrfor Halil sola yaslanmaya başlıyor. Bir anda solda kalabalıklaştılar. Ha Berkan da oraya gelmeye başladı. Oyun tamamen soldan kuruldu bir ara. Oyun soldan kurulduğu sürece sağ tarafta Morutsan'ı, Kerem'i neredeyse görmedik. Uzun bir süre. Galatasaray'ın oyunu soldan kurduğu bölümde bence topa sahip oldular. Ama üretim için eksik kaldılar. Ne zaman üretim başlayabiliyor musun? Kerem sola geçtiğinde. Hoca artık onu fark ettiği için mi yaptı yoksa zaten otomatik olarak yapacak mıydı bilmiyorum. Kerem Barış yer değiştiğini yaptı. Kerem sola geldi. Top zaten oradaydı. Oyun zaten oradaydı. Kerem o topu yaratıcılığa çevirdi. Üretime çevirdi. Kerem üretime çevirdikçe Galatasaray pozisyon bulmaya başladı. Galatasaray pozisyon bulmaya başlayınca Gaziantep esnemeye başladı savunmada. Ve o esnemenin sonucu olarak kornerler geldi. Kornerler sonucu olarak da gol geldi. Topa sahip olmak 25-30 dakika yetmedi. Galatasaray'ın net pozisyon üretimi için. Kerem ne zaman sola geldi? O top anlam kazandı. Üretime dönüştü. O yüzden ilk 45'in ilk yarısı topa sahip, ikinci yarısı oyuna sahip. sahip. O zaman tam bu noktada bir de e, Gaziantep'in oyununa bakmak lazım. Şöyle diyebilir miyiz özetle, oynamaktan ziyade oynatmamayı tercih eden bir başlangıç ve devam eden bir ilk yarı diyebilir miyiz? Şimdi zaten beşli savunma oynadılar. Zaman zaman 4'lü de oynuyorlar ama dün Oğuz ve Toşcan'ın da bekolunu düşünürsen bunlar da defansı bekler net bir beşli savunma. Beşli savunmanın önünde bir de Doğan Erdoğan var. Doğan Erdoğan hani stoper oynatabileceğin kadar defansif özellikli bir oyuncu. Merkel, Maksim'den de Merkel'in de defansif özellikleri daha fazla. Neredeyse yedili. Neredeyse yedili bir grupla savunma yaptı Gaziantep. Yani yedili bir blok. Aralarında çok kolay boşluk vermiyorlar. Ta Şumudika döneminden evet. temelleri atılmış. Zaten ciddi sayıda Şumudika oyuncusu var hala takımda. Günay, Oğuz, Ciloboci, Toşça, Maksim, Muhammed ben olmuyorsam Diko'da belki. Şumudika döneminin oyuncuları. 11'de 6-7. Zaten hala Şumudika'nın attığı o, e, temel, Şumudika'nın o ana prensipleri hala varlığını koruyor, yaşıyor. Erol Hoca'yı ya tebrik ederim. Bundan faydalandığı için. Ama e, futbolda çok temel bir prensip var. Yani 10 stoperle daha iyi savunma yapacaksınız anlamına gelmiyor. 10 forvetle daha iyi yürüm yapacaksınız anlamına gelmiyor. Geride ne kadar kalabalık olursanız olun. Kerem diye bir çocuk çıkıyor bir çalım atıyor. Veya Halil orada aslında yeri gelmişken onları rica edebilir miyim? Halil orada bir ekstra hareket yapıyor. Savunma dengesini bozuyor. Şu Halil'in top stoplarını istemiştim ya 3 tane Tolga. Yani tam Gaziantep savunma dengesi nasıl bozulur? Yeri geldi. Gaziantep çok iyi dururken niye savunma dengesi bozuldu? Onu gösteren kareler. Şimdi Geliyor şimdi. Bu tarz iyi duran savunmalara karşı bak. Şu Halil'in şu tek hareketine bak. Belki sonuç alamadı ama Halil bunları sürekli yapıyor. Top stoplarıyla bir anda savunma dengesini bozuyor. Bir oyuncu oyundan düş. Burada başaramadı. Devam edelim. Çok iyi ama çok klas şu hareket. Diğeri anı, anımsatıyor şu, şu ilk dokunuşları. Bak şimdi başka bir ilk dokunuş göreceğiz. Görüyor musun nasıl çıktı oradan? Yine sonuç yok ama aynen söylediğin gibi. Sonuç yok ama çıkışa var. Adam bak. eksiltti. Bak sağ başladı. ayak dışıyla iki kişinin arasından çıktı. Taç atışından pozisyon yarattı. Bak şu çıkışa bak. Bir tane daha var. Ve sonra solla vurdu. Çok da yakındı gole. Bir tane daha var değil mi? Doğru. Bir tane bu bu da var. Şu çıkışa bakar mısın? Yine iki kişinin arasından yine sağ dışla. Bir daha görebiliyor muyuz Tolga bir daha tekrarı var mı? Bak şu baskı altında şu çıkışa bak. Çok kolay adam eksiltiyor. Çok ekstra. Evet. Yani bunları çok az bu yaşta çok az oyuncu yapabiliyor. Galatasaray'ın e, ilk yarının ikinci yarısında Fark yaratmasında bir Kerem'in sola geçmesi, iki Halil'in bu ilk dokunuşları. Halil'in ilk dokunuşları gerçekten çok ekstra tebrik ederim. E, genç oyuncu. Başka özelliklerin geliştirmesi lazım ama bu ilk dokunuşları e, nasıl denir? Uluslararası seviyede. Program yerlik seviyesinde. Maç sonunda her iki teknik direktör oyunu nasıl değerlendirmiş? İzleyelim efendim. Ben iki yarıyı da iyi oynadığımız düşüncesindeyim. Ee, özellikle ilk yarı hiç pozisyon vermedik neredeyse bu önemliydi bizim için. Mücadele de yüksek seviyedeydi. dedi. Ee, pozisyon da bulduk. Daha önce Morutan'la, daha önce Kerem'le %100 gol fırsatları da bulduk ve de e, topun bize kaldığı e, zaman zaman yüksek tempoda, yüksek seviyede pres yaptığımız her zaman değil ama rakibi oynatmamak adına özellikle beşli geride yayıldığı zaman pres yapmak çok kolay değil kaleciyle beraber ama bunu da iyi başardık. Ee, hazırlıklıydık zaten ona. Ee, güzel bir maç oldu bence lig olarak. Kazandığımız için mutluyuz. Kerem tabii bizim ee, çok alt diklerden alıp ki buradan Erzincan'a tekrar teşekkür ediyoruz. Ee, güvenip forma verdiğimiz ve her geçen günde gelişimini e, takip ettiğimiz ve hala gelişimini tamamlamamış ama her geçen günde üstüne koyan bir Kerem. Bazen onu kenarda bazen içeride oynatıyorum gördüğünüz gibi son. Ee, daha da iyi olacak inşallah. Mutluluk verici tabii. Ee, Morutan e, hem içeride oynatıyoruz hem kenarda İşlerinde en küçüğü o. Biraz da içine kapanık ama çok önemli meziyetleri var. Marka ağa gelince yaptığı hareket doğru değildi. Ama başkanımızın ve benim ve yönetimin ve teknik arkadaşlarımızın bakış açısı yönetmesi doğruydu. Kerem'den tabii ki özür dileyecekti. Herkesin içerisinde de her yerde de. Ee, o da ondan çok üzüldü ama e, bu hiçbir şeyi haklı göstermez o, ama kazanmak da önemliydi. O da üzüntüsünün farkında. Kerem'le daha iyi dost oldular. O da onun ezikliği içerisinde ama iyi bir Galatasaraylı. Ee, o zaman da biliyorsunuz kime düşen takımdan stoper aldık diye eleştirilmiştik ama bugün e, çok önemli bir yerde. E Tabi oyuna iyi başladık. E genel oyuna baktığımızda 90 dakika iyi mücadele ettik. Yakaladığımız pozisyonlar oldu. E Tabi ilk yarının sonlarına doğru e yediğimiz gol. E tabi biraz e bizi üzdü. Çünkü hatırlıyorsam e dünkü bir maçta da yenilen bir gol vardı. Offside ile ilgili e bir pozisyon vardı. Ama hakemler nedense bugünkü golü farklı yorumladılar. Dün farklı yorumladılar. Zaten genelde bakıma bir standardı bu işin olmadığını görüyoruz. Her hakimde başka bir yorum oluyor. Ama zaten hakimimiz bugün maçın başından beri verdiği kararlarla ilgili bütün tercihlerini Galatasaray'dan yana kullandı. Ama biz oyunumuzu iyi oynadık. Tam istediğimiz doğrultuda her şey gidiyordu. Sadece işte ilk yarının sonunda yediğimiz gol e, bizi biraz üstü. İkinci yarı tabii ki biraz daha e, ofansif oynamamız gerekiyordu. Onu da zaten gerçekleştirmeye çalıştık. Yakaladığımız pozisyonlar oldu. E, değerlendiremedik. Son e, rakibin birinci bölgesinde e, tercihlerimizi tam anlamıyla iyi e, kullanamadık. E zaten büyük takıma karşı e, bu pozisyonları golle sonuçlandırmadığın zaman yediğin golde de daha çok enerji sarf etmen gerekiyor. Nitekim 2-0 kaybettik. Üzgünüz ama performans olarak bugün iyi bir performans takımı sergiledi. Öyle söyleyebilirim. Her iki takımın teknik direktörünün değerlendirmeleri bu şekildeydi maç sonunda. Erol Hoca biraz şeyden bahsetti, hakemden bahsetti. Morusa'nın golünü birazdan konuşacağız zaten. Beşiktaş maçındaki şeyin sayılmayan, Mehmet Topal'ın sayılmayan offside gerekçesiyle sayılmayan golüyle bağdaştırıldı. Her iki golü de birazdan değerlendireceğiz. Ancak hakemlik çok fazla bir şey olmadı diye düşünüyorum. Karşılaşmada Erol Hoca'nın zaten o da bir tek pozisyonu herhalde ama büyük oranda şeylerini Galatasaray'dan yana kullandı dedi ya. E, takdir hakkını. Sanki öyle bir şey yoktu gibi geldi bana. E, hocanın bakış açısını bilemiyorum elbette. Diğer taraftan bir şey var. Buyurun. İkinci yarının başında hakemin gelmesini rica etti. Hakem de gitti. Tebrik ederim Yaşar Kemal Uğurlu. Yu. Ya şu tek direktörlerden uzak durma stratejisi benim hoşuma gitmiyor. Tek direktör orta hakemle diyalog kurmak istiyor. Dördüncü hakem üzerinden değil de bazen kendisi diyalog kurmak istiyor. Özellikle rica etti Yaşar Kemal Uğurlu'ya. Ya bir saniye gelebilir misin? Santra'nın başına. Yaşar Kemal Uğurlu da çekildi dördüncü hakemi. Gitti konuştu. Öncelikle tebrik ederim Yaşar Hoca'yı. Sonra dedi ki ona Erol Hoca ya yani da Maxime sarı kart vermişsin. Sonraki pozisyonda demişsin ki sarı kartın var dikkat et. Kırmızı görürsün. Oyuncuya bunu söylemene gerek yok. Bunu biz söyleyelim. Haklı orada Erol Hoca. Yaşar Kemal Yorlu başarılı bir hakem. Bence e, Türk futbolunun gerçekten hani yavaş yavaş filizlenen hakemleri içinde öne çıkanlardan bir tanesi. Büyük maçlarında ağırlığının altından güzel biçimde bence kalkıyor. Ben Yaşar Kemal Yorlu beğeniyorum. Orada ufak bir bence strateji hatası var. Yani ne düşündü orada anlık bir şeyler muhtemelen. Dikkat et demiştir. Ama hocanın da orada serzeniş doğru. Yani oyuncu baskı altına girmiş gibi bir şey söylüyor. İtiraz ediyor orada Yaşar Hoca'ya. Uzun lafın kısası ben de takdir hakları ile ilgili öyle bir şey görmedim. Genel olarak hakeminin yönettiğini düşünüyorum. Bu notu da düştükten sonra maçı değerlendirirken biraz daha Feguli cephesinden başlayarak konuşmuştuk, değerlendirmiştik. Şöyle de bir soruyu soralım. İki hocanın da açıklamalarını dinledikten sonra. Galatasaray, Fatih Terim hamleleriyle adım adım karşısında kalabalık duran, boşluk vermeyen savunmayı ya da orta sahayı aşmaya başladı. Galatasaray'ın hamlelerine Gaziantep hiçbir şekilde cevap veremedi diye herhalde en kısa haliyle özetleyebiliriz değil mi? Doğru. Nedir bu hamleler? Buyurun. Orta sahada Berkan Taylan'dan birini kullanmayınca, tek kullanınca Berkan'ı, merkezde Çikaldao Morutan'ı kullanınca bir defa pas kaliten yükseliyor. Büyük takım yüksek pas isabetiyle oynaması lazım. Birazdan beş konuşacağız. Mesela beş Hatay karşısında bence en büyük eksikliği pas yüzdesinin düşmesiydi. Basit pas hataları yapmasıydı. Zaten birkaç basit pas hatasını aldım. Basit pas hataları yaptığınız zaman atak sürekli sağlayamıyorsunuz. Atak sürekli sağlayamadığınız zaman e, karşınızdaki rakip daha fazla maç da büyüyor. Galatasaray Gazi, Gaziantep'e karşı atak sürekli sağladı. Çünkü ön taraftaki altılısının pas yüzdesi yüksek oynadılar. Hatta yanına Sol bek Fanannot eklememiz lazım. En iyi maçın oynadığı Galatasaray'a geldi herhalde. Yani Fananolt herhalde kendinden memnun değil. Tekrar o Premier League seviyesine doğru yol almaya başladı. Yine yüksek pas kalitesi oynamaya başladı. Fananolt sen pek hoşlanmadın bunlar ama. Yok yok ee, pe e pe tamamen performans odaklı. Yani evet. dün e düşük başlamıştı sezonu ama düşük. yavaş yavaş yükseliyor. Peki bunu söylemek için erken ama bakacağız. Ya şu tabii maç. ki. Futbol öyle bir şey ki şimdi Bazen biz bir yorum yapıyoruz. Mesela izleyici diyor ki veya okuyucu, ya diyor 3 hafta önce şöyle şöyle demiştin. Kardeşim ben miyim istikrarsız takım mı ya da oyuncu mu? Bir de o pencereden bak. Benim 3 hafta önce söylediğim şey de doğru, bugün söylediğim şey de doğru belki. Burada, belki de oyuncu istikrarsız. Burada teker teker top kayıplarını ve o top kayıplarının nasıl Galatasaray Kalesi'nde pozisyon olduğunu teker teker evet. e, getirmiştik ekrana. Ondan sonra zaten düne kadar çok fazla çıkışlar yapmadı. Hatırlayacak olursanız evet. eğer. Ne istiyorsunuz de, yani? İdefiks mi davranalım? İzleyicimiz Yıldıray Bey'in sorusuyla devam edelim. O zaman Yıldıray Ten diyor ki, merhaba, sevgiler, selamlar. Dün akşamki maçta parantez açılması gereken oyuncu Markao, 20'de 16 top kapma, o faul araya muhteşem paslar, özür dilerim sıfır faul araya muhteşem paslar. Koşu mesafesini merak ediyorum, sizce de parantezi hak etmiyor mu? Uğur Melike açtı zaten o parantezi ve Galatasaray'ın oyununun soldan aktığını, büyük oranda oraya yoğunlaştığını diyorum ki, eğer dün... Patrik Fananolut'u biraz daha etkin gördüysek sebebi sebeplerinden tabii, tabii, bir tabii, tanesi de tabii. şey. Ana sebebi belki oyunun Marka. soldan oynanması. Çünkü Marka öyle bir adam ki hem güvenlik sağlıyor Fananolut'u daha iyi hissediyor kendi çıkarken hem Marka, yönlendiriyor. Marka'nın dokunduğu adam sayısı bir stoper yanındaki e, evet. arkadaşı önündeki iki savunma oyuncusu ve de sol bek. Tabii yani Nelson'a dokunuyor Nelson'u yükseltiyor Fananolut'u yükseltiyor. Ön o Berkan'ı yükseltiyor. Sol iççi Kaldağ'ı yükseltiyor. Sol açık Barış'ı yükseltiyor. Orada gerçekten bir asimetri yarattı evet. Galatasaray. 5 kişi 6 kişilik. Hatta Halil sola geldi ya. Santifor sola geldi. Oyun soldan oynandığı için. Halil de gayri ihtiyarı sola geldi. Baktı top orada. Galatasaray uzun bir süre sadece soldan oynadı ve sonra zaten Kerem de sola geldi. Yer değiştirdiler. Onu Sevgili Tolga koşu için. mesafesini not almamışız. Bakar mısın lütfen e, marka? 8800 mü koşmuştun akşam? 8800. Ya stoper sonuçta. Stoper istatistiği çok yüksek çıkmayabilir. Bir de top sendeyse zaten stoperin koşu mesafesinde etkiler. Galatasaray'ın yaşıyla da bir not düşelim. Dünkü ileri altılısı Berkan 23, Barış 21, Morutan 22, Çikaldağ 24, Kerem 23, Halil 21. Yani ben uzun zamandır Süper Lig'de böyle bir şey görmedim. İleri altılısının en büyüğü 24 yaşında. Yaş ortalaması 22 ileri altında. Pozisyonlara geçmeden bir not olarak akıllarda kalmasın diye şunu da sorayım müsaadenizle. Lütfen. Dünkü oyun Galatasaray istediklerini rahat bir şekilde sahaya yansıdı. Gerçekten iyi oynadı. Ancak e, hani Galatasaray kükredi vesaire. Bazen böyle kendimizi fazla kaptırıyoruz oyuna. Eğer özellikle Erol Bulut'un oyununu, Gaziantep'in oyununu o yüzden sordum. Galatasaray'ın e, sanal bir fazla iyi görüntüsü oluştu mu yoksa herkesin ayakları yere basıyor mu ne dersiniz? Gaziantep pasta çıkmayı çok tercih etmiyor. Diko çok, çok iyi, pek Çok iyi santrfor. Bu arada Diko gerçekten tebrik ederim alanı. Uzun metraj atıyorlar. Diko genelde bunları indiriyor Süper ama öyle bir marka Nelson ikilisi var ki. Dün kaç kere yapılmış ona bakacağız. İkili mücadelede inanılmazlar yani. İlk yarıda yüksek ya bir, bir ya, ya ikiydi. Bir evet. Çünkü marka Nelson'dan top alman o kadar zor ki çok iyi pozisyon ve çok sertler. Ama Diko iyi santrfor. Ee, başka maçlarda ön plana çıkacaktır ve Muhammed'in de bu kadar verimli olmasına Diko'nun rolü var. Ama Gaziantep'in e, çok fazla pasa çıkmayı tercih etmemesi, örerek oynamaması Galatasaray'ın ekmeğine yağ sürdü. Çünkü tenis topu gibi o toplar geri döndü. Mark son karşıladı. Bir daha hücum. Karşıladı. Bir daha hücum. Dikkat edersen Galatasaray ön liberosunu çok konuşmuyoruz Berkan'a. Ne yaptı Berkan mesela? Çok fazla iş düşmedi ama Konya maçında çok iş düşer. Doğru. Çünkü Konya örerek geliyor. Alanya maçında iş düşer. Alanya pasla çıkıyor. Gaziantep öyle yapmadığı için özellikle 60-65 dakika ya da hatta 2-0'a kadar çok fazla Galatasaray önlü verisinde üşüşmez. O yüzden Gaziantep boyutta var tabii iş. Işte. Görece önceki maçlara göre görece daha rahat bir galibiyet olduğunu söyleyebiliriz Galatasaray açısından ama herkes her şeyin farkında ayaklar yere basıyor diyoruz yani değil mi? Tamam. Berkan Taylan'a dönerlerse bir de mesela oyun değişiyor. Bayağı etkiliyor. Galatasaray'ın orta saha seçimi oyun seçimi oluyor. Mesela tekrar Berkan Taylan çıkaldı dair önerlerse şöyle dedim not düşeyim. Mesela bu maçın santrforu Cagney olabilirdi çünkü önde oynuyorsun. Hatta çift santrfor da oynayabilirdi bu maçta. Beşiktaş maçının santrforu Halil olmalıydı gibi görünüyor. Şimdi Galatasaray'a hep böyle pembe bir tablo çizdik. Her şey hep olumlu taraflarından baktık ama şimdi aklıma geldi. Bir eleştiri oradan yapılabilir Fatih Hoca'ya. Beşiktaş maçında kontratak oynuyorsun. Topu rakibe bırakıyorsun geçiş hücumları tercih ediyorsun. E o maçın santrforun o zaman Halil olması lazım gibi görünüyor. Çünkü Halil bu işlere daha yatkın. E bu maç set oynuyorsun. Sette stoperlere karşı daha kuvvetli duracak. Top saklayacak. Arkadaşlarına alan kazandırabilecek. Koşu yolu kazandırabilecek. Cagni de burada iş yapabilir gibi görünüyor. O yüzden sanki santrforlar yer değişseydi Beşiktaş ve Antep maçlarına daha mı iyi olurdu diye düşünmeye demiyor insan. Pozisyonlara bakalım. Pozisyonlarda bakalım. ilk olarak çok tartışılan Morusanın golü. Niye bu kadar? Ha tabii niye bu kadar tartışılı sorusunun cevabı bir önceki gün Beşiktaş maçındaki verilmeyen gol benzetildi. Onu da değerlendireceğiz. Değerli izleyenler. Burada başladı pozisyon. Morusan aldı. Tekrar geri geldi ve muazzam bir vuruş uzak köşeye ceza sahasının sağ köşesinden uzak köşeye çok şık. Bu hafta sonu çok şık goller atıldı. İrfancan'ın da e, benzer bir gol var. Yine aynı maçta Konya maç e, Konya'nın da attı. Soner Dikmen. Soner'in attığı gol var uzaklardan. Üç tane güzel şık gol oldu uzaklardan bu hafta sonu. Şimdi bunun bir kale arkası açısı ayrılarla baktık. Burada Ayrıla eleştirideydi. Nelson'un kalecinin görüş açısını Görüş kapadı, açısını he, Bu bu kapattı açıyı selam. Bu açıyı selam Nelson evet şeyde Aktif alanda ama aktif geçiyor. Line of geçiyor view mu burası? Line of Şu view çok mu? Meşhur. Yani kalecinin önünü kapatıyorum siz karar verin. Bu açıyı özellikle aradık. Tam kalecinin baktığı açıdan. Bir daha bunu verelim Dolga. Çünkü tek karar verebileceğimiz açı burası. Diğer bütün açılar yanıltır. Burada kalecinin görüş açısından sonra kapatıyor mu kapatmıyor mu? Karar bu. E, kapatıyorsa ya da kapatmıyorsa aradaki mesafe önemli mi? Mesafe kadar de önemli yakın tabii. Olur. Yani 10 metreleri de ise Kalecinin görüş açısını kapatıyor demezsin burada ama burada 3, 2, 3, 6 3, pasın 4. üzerinde 3-4 metre. metre. Ben size bu arada kuralı söyleyeyim. Buyurun. Ben kuralı not almıştım. Şimdi bir, yakınında bulunan oyuncu topla oynamaya açıkça teşebbüs ederek bu hareketi rakibini etkilerse. Tamam. Yani şu Beşiktaş başına teşebbüs var ya, teşebbüs yetmez. Teşebbüs var derken Montero'dan bahsediyoruz. Montero da. hani bir ayağını çekiyor ya. O teşebbüs olarak mı sayılıyor? Teşebbüse girer ama rakibin de hareketiyle açıkça etkilemesi gerekiyor. Onu da konuşacağız birazdan. Tamam. İki, rakip oyuncunun top oynama becerisini açıkça etkileyen bariz bir hareket yaparsa. Yani fiziksel mücadeleye girdim. Omuz, kafa. Bugün bir Arsenal başından bir tane şey gösterdiniz bana. Pozisyon evet. gösterdiniz. Muazzam bir örnekti mesela. Ya onu verebilsek onu, bütün tartışmaları bitirir değil mi? Veremeyeceğim. Veremiyorum tamam. ama anlatacağım. Tamam. Üç, bu pozisyonu ilgilendiren. Görüş açısını açıkça kapatarak yani kalecinin görüş açısını açıkça kapatarak rakibin topla oynamasını veya oynayabilmesini engellersin. Yani görüş açısını kapatıp kalecinin de hareketini engellemesi lazım. Yani kaleci de etkilenmesi lazım. Şimdi burada Nelson Günay'ın görüş açısını açıkça kapatıyor mu? Bence dün akşam Volkan Demirel aynen şöyle bir şey söyledi. O da e, Bursa maçından ee, yine Cüneyt Hoca'nın evet. Cüneyt Çakır'ın şey olduğu, e, hakem olduğu maçta Volkan Demirel bir örnek verdi. Sonradan görüntü çıkardılar. Hatta varsa biz de kullanabiliriz burada. Direkt önünde. Yani de aramızda olduğumuz kadar mesafe bile yok yani. Direkt önünde. Ona da bakalım. Çok yakın. Ertuğrul orada da yine bu maçta olan Ertuğrul. Do, o Ertuğrul gol Erso. verildi mesela. Şimdi burada ve Beşiktaş maçında bence kapatmıyor, engellemiyor. Yani ofsayttan bahsetmek mümkün pek mümkün görünmüyor. Bence En azından benim kararı söyleyebilirim. Buyurun. Bu golde de Beşiktaş'ın attığı golde de video hakemin müdahale edeceği düzeyde clear and obvious net ve bariz bir durum yok. Gece gündüz kadar Gece gündüz şey kadar yok net yani. bir durum yok. O yüzden buradaki video hakem kim? Mert Güzenge vardı. Kemal Mert Yılmaz da vardı. Yanlış mı söyledim? Yok yok doğru. Kemal tamam. Yılmaz A vardı dedim. Tamam. Beşiktaş maçındaki video hakemiye şimdi bakacağım. Mert Güzenge'yi tebrik ederim. Tugay Kaan Numanoğlu Numan da karışacağın bir gol değil bana sorarsan. Bir yani net ve bariz bir hata diyebileceğin türden bir. Ona da bakalım. Beş, ama önce şey değil Volkan Demirel değil. Beşiktaş maçındaki şeye bakalım. Arka ee, arka önce şeye. şeyin e, Mehmet Topal'ın tamam. golüne bakalım. Burada da bunu. kale arkası var ya yine kalecinin arkasından bakalım. Kalecinin görüş açısını kapatıyor mu? Mehmet Topal vuruyor. Montero kalecinin görüş açısını kapatıyor mu? Ona zaten kalecinin görüş Heh. açısını değil. Şimdi Buradan da... bakalım. Açık bir şekilde kalecinin görüş açısını kapatması lazım. Bence kap Veya hareketiyle, montör hareketiyle kalecinin hareketini yanıltıyor mu? Kaleciyi başka bir yere mi yönlendiriyor montör ayağını çekerek? Bakalım. Var mı öyle bir şey? Yok. Kaleci zaten sola gidiyor. Sola gitmeye devam ediyor. Hocam bunları iptal etmeye başlarsa video hakem İşimiz çok karışır. Bak ee, açık söyleyeyim. Yine Volkan Demirel'den çok kısa bir alıntı yapayım. Dün akşam Süper Lig programında yine aynı pozisyon. Morusa'nın golü özelinde. Beşiktaş'ın golü ve dün akşamki gol değerlendirildi. Volkan Demirel de dedi ki e, bunları vermezseniz gol verecek pozisyon bulamazsınız bir süre sonra dedi. Evet. Ya Bu kadar artık Hayır video. Değil. Bak o yardımcı Kapatma iptal meselesi. etse monitör dönemi olmasa yardımcı iptal etse anlayacağım. Anlık bir karar verdi diyeceğim. Saygı duyacağım. Ama monitörden izliyorsun. Monitörde sana diyor ki protokol. Net ve bariz bir hata varsa müdahale et. Bu net ve bariz değil. Değil. Sana göresi bana göresi var. Gri yani. O Gri akşam, alanlara müdahale et ki sana. Net ve barize müdahale et diyor. Trio programında Deniz Çoban. Üç, Üç hakemimizden bir tanesi çok güzel bir örnek verdi. Ben dedim ki bu örneği alırım. Hatta hocanın kendisine de söyledim. Türkiye bu pozisyonda Karpuz gibi ortadan ikiye bölündü dedi. Birisi bir kısım diyor ki gol. Bir kısım diyor ki offside. Karpuz gibi ikiye bölündü. Bu da diyor, yani hakemler de ve kamuoyu da bölündü. Kimisi offside, kimisi gol diyor. Dolayısıyla bu sana göre, bana göre pozisyondur diyor. Aynen sizin söylediğiniz gibi Deniz Hoca da varım buna müdahil olmasını doğru bulmuyorum dedi. Ve e, bu pozisyon eğer hakemin yorumuna kalmışsa da müdahale etmemeliydi. Ve aynı şekilde evet. yani gol kararı verildikten sonra devam edilmeliydi değerlendirmesini yaptı Katılır. ki ben de hocayla... Şimdi Volkan'ın pozisyonuna bakalım. Sevgili Volkan'ın, değerli dostumuz. <laughs> Onunkisi... Yine Hakikaten... Ertuğrul Ersoy önünde. Bir Bursa Spor maçında. Şimdi gelecek. Bak. Bak. Gördün mü? Ya yani evet. Elini uzatsa tutabilecek yani. Şimdi bunun da kale arkası açısı vardı. Ben gördüm. Değil mi? Bir kale arkası açısı var değil mi? Heh, tamam. Volkan'ın baktığı yerden bakacağız. Şimdi duralım. Tamam biraz daha anlatalım Volkan'ı da görelim atlamasını engelliyor mu, hamle yapmasını bence engelliyor. Çünkü çok yakın. Ya bu da çok gri bana sorarsa. Volkan Kusura bakmasın ama. <gülüyor> <gülüyor> Hayır o zaten gol verildi dedi ve Volkan Demirel de hem Beşiktaş'ın hem Galatasaray'ın pozisyonlarının gol olduğunu söyledi. Zaten monitör dönemi değil. Video Tabii, tabi. hakem yok o dönemde. Tamam. Fenerbahçe Bursa spor maçında o dönemde video hakem yok. Yardımcı hakemin anlık bir kararı. O da gri bana sorarsa, Orada da mesela yardımcı hakem iptal etse bir şey demem. İptale de saygı duyarım. Ama etmedi diyelim ki orada video hakemin müdahalesine gerek yok derim. Aynı kanaatteyim. Bu golleri bu golleri vermezsek futbolun ruhuna aykırı hareket etmiş oluruz. Yani Bravo. oyun gol istiyor. Ve bu tarz pozisyonlarda savunma oyuncusunun ya bariz bir hareket olması lazım. Kaleci yanıltan ya direkt görüş açısını kapatıyor olması lazım. Özür dilerim şunu sorayım. Tekrar Beşiktaş'ın e, pozisyonunu getirelim lütfen golünü. Yani verilmeyen golü. Şimdi kale arkasına gelelim tekrar. Montero'nun o hamlesi line of view. Yani o ayağını çekiyor ya tam şey yanından geçerken. Line akar. of view'la o ikisi ayrı şey. Yani Kriterlerde ne diyor? Dört tane farklı kriter var değil mi? Evet. E, grafik olarak da bulabilirsek getirelim sevgili dostlar. Şimdi çok derinleştireceğiz uzatacağız da mevzuyu ama e, kriterlerde bir Buradan görelim, evet. Kalecin, kapatma var. Kalecinin sırtında. Bir de hamle var. İki farklı başlık Yalnız, değil mi? Yalnız hamleyle Şimdi rak bakın, şu rakibinin yanıltması ayağını, lazım. Ha, şu şu ayağı çekiyor ya tamam, topa değmemek tamam, için. Tamam. tamam. Şu Bir kısım da diyor ki burada zaten offside'de olduğunu anlıyor. Topa dokunmamak için ayağını çekiyor. Yani herhalde. Dolayısıyla hamle etti. <laughs> zaten öyle evet. Ben hamle, Dayan eğer sorup Hamle ettiği için işte o line of view'un içine giriyor. Kaleciyi yanıltıyor. Hayır. Line of view Dinliyor. bambaşka bir şey. Line of view görüş açısı. Bir defa burada kalecinin görüş açısını kapatıyorum. Birinci soru bu. Bence kapatmıyor. Kapatmıyor. Çünkü açık tamam. seçik görünüyor. O faslı kapattık. Line of view faslını kapattık. Kaç metre Montero ile kalecinin arası? Yine 4-5 metre. Var değil mi? Zaten 6 metre. 5 küsür 6 pas. 11 metre de penaltı noktası. 5-6 metre var. evet, 5-6 metre. Şimdi burada görüş açısını kapatmıyor. O faslı kapattık. Kalecinin görüş açısına değil Montero. Şimdi ikinci fasıl açılıyor. Buyurun. Offside'daki bir oyuncu yaptığı bir jest ya da mimikle Hı. kalecinin hareketini etkiliyor mu? Bu ikinci fasıl, İkisi ayrı. Var o zaman ikinci fasıldan iptal etti. İkinci bu fasıldan boyu. iptal etti. Görüş açısını asla kapatmıyor. line of View konusu değil bu. Değil. Ayrı bir konu. Diyor ki savunma oyuncusu, pardon özür dilerim, hücum oyuncusu Montero Hı. yaptığı hareketle jest mimikle kalecinin hareketini etkiliyor mu? Etkiliyor mu? Kalecinin hareketi değişiyor mu? Kalecinin hareketine bana bakalım. bana sorarsanız etkilemiyor. Kaleci yani zaten topuk... sola gidiyor ve yetişemiyor ve yetişemeyecek yani. Şimdi verdiğim örneği hatırlatayım. İmkanı şey mi? olanlar YouTube'dan Arsenal. izlesin. Evet. Fenerbahçe. 2009 Şampiyonlar Ligi maçı. Fenerbahçe Arsenal 2-5 biten maç Aragon mi? Arsenal Fenerbahçe 5-2 yendiği maç. Adebayor'un attığı gol. Maçın hemen başlarında. Adebayor koşu yapıyor. Theo Walcott da koşu yapıyor. Theo Walcott 100 metre falan offside'da. korkunç offside'da. <laughs> Ama koşuyor yine de. Ben stattaydım, o maçın yorumcusuydum bu arada. Theo Walcott bacaklarının arasından bırakıyor topu. Koşu yapıyor topa. Hamle ediyor yani. Hamlenin kralını yapıyor. kasında kralını yapıyor. Topu alacak. Topu alacak ya muhtemel Adebayor sesleniyor. Veya de görüyor. Bacak arasından son anda bırakıyor topu. Adebayor alıyor gidiyor gol atıyor. Yani oyuncunun hamle yapması, topun üzerine atlaması falan yeterli değil. Rakip oyuncuyu etkilemesi lazım. Cesfemini. Rakip oyuncuyu etkilemiyorsa hamle yaptı. Bacak arasından bıraktı. Artık bunlar yeterli değil. Burada da bana sorarsan Montero kimseyi etkilemiyor bu jestiyle. Etkiliyor olsaydı evet. aktif alanda offside kabul ederdik. O yüzden bana sorarsan bir Morutsa'nın golü gol. iki Mehmet Topal'ın golü gol. En azından video hakem karışmamalıydı. Net ve bariz değil. Üç üzülerek Volkan Demirel kardeşimden özür dilerim. <laughs> onun yediği gol de gol. Bursa Spor maçında. Sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim onlara da bütün yorumcularımıza. Galatasaray maçından, Galatasaray-Gaziantep maçından yine pozisyonlarımız var. Bir saniye kağıdımı bulayım. Ha. Yok hayır onlara Mo baktık. Morusan'ı verdik. 16. dakikada Feguli'nin ve 17. dakikada yine Feguli'nin pası. Üst üste dedik ya Feguli'nin yaratıcı hamleleri diye. Sırayla onları da getirelim ekrana lütfen. Kerem'in golü de bu arada hem pas hem gol çok çıktı. Bu, bunlar değil sevgili dostum. Hayır 70'lerde. O pozisyon Pozisyon 16, söyledi? pozisyon 17. Yani 69 ve 73. Pozisyon 16 ve pozisyon 17. Tamam. Bunu hep yapıyor. Hah buyurun. Bak. İlkinde kaleci çıktı. Aslında çok doğru pas. Pozisyonun şiddeti, yönü, zamanlaması her şeyi ama Günay mükemmel çıkıyor yani. Bak, mükemmel. Fegoli topu alacak. Aldı, döndü, verdi. Bu da muhteşem yani. Pasın şiddeti, yönü, zamanlaması. Her şey mükemmel. Vuruş da mükemmel. Normalde topu bir, bir oyuncu topu aldığı zaman alır, döner, etrafına bakar, kontrol yapar, düşünür, tartar, biçer, atar. Burada tekrar baştan alabilir miyiz lütfen? İşte fark yaratan, zaman arkadaşına zaman yaratan. Orada topu oraya atacağını biliyor bak. Arkası dönük. Burada Hakem'in oynatması da güzel. Döndü. Tebrikler, İkinci Atan. dokunuşu pas. Müthiş. Ve gol pası yani. Vuruş da çok şık bu arada. Alex'i, Hacı'yı farklı yapan şey buydu. Bunları hep yapmaları. İşte bu adam oynadığı zaman başka bir planı oluyor Galatasaray'ın. Ki başka önlüsü yok da Galatasaray'ın. Bu araya bu topları atan. Bu sezon yok en azından. İkisini de hem fegulinin gol olmayan kalecinin erken çıktığı ve engellediği, Güney'in erken çıkıp engellediği pozisyonu hem de gol olan pozisyonu değerlendirdik. Galatasaray-Gaziantep maçından başka pozisyonumuz yok Uğur Bey. Teşekkür ederiz. Hangisiydi sevgili Tolga pozisyon? Şey, Nelson'un maksime müdahalesi mi? E peki hadi e, Tolga'nın özel şeyi, tamam. uyarısı. Atlamayalım onu da. Burada Nelson'un maksime ha evet, evet evet hatırladım doğru söylüyorsun tamam. Burada bir ha şu pozisyon dirsek var mı? Şurada bakın. Şimdi bu tarz pozisyonlarda önemli unsurlardan biri bir oyuncu yükseğe çıkıp bir oyuncu aşağıda kalıyor mu? Var mı öyle bir durum? Bir daha Nelson baş, yükseğe çıkmış değil mi? Bir daha baştan alabilir miyiz? Hem yani vuruş anında itibaren pilottan görelim. Ha. Nelson yükseğe çıkmış. Peki vuruş vuruş avantajı eline geçmiş. O esnada şey var mı? Yani havaya çıktığında dirsekle gidiyor mu maksime? Bakın şurada. Burada. Yok, yok, hocam bence gitmiyor. Yok mu? Bence doğal hareketin bir parçası. Hakemin de önü açık net bir şekilde görüyor. Şimdi vuruş avantajını yakalamış, yukarı yükseğe çıkmış. maksimaltta kalmış. Pozi doğal pozisyon. Yani şanssız olmuş Peki. sadece. Bu maçtan eklemek istediğiniz bir şey yoksa Uğur Bey. Teşekkürler. Aranın ardından da değerli izleyenler, bir ara verelim aranın ardından da Fenerbahçe-Konyaspor Fenerbahçe, Fenerbahçe karşılaşmasıyla devam edelim. Değerli izleyenler, malumunuz hafta sonu oynanan karşılaşmada İttifak Holding Konya Spor Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Konya İlhan Palut hocayla birlikte sezonun 5. galibiyetini elde ederken Fenerbahçe ise üst üste 3. yenilgisini aldı Spor Toto Süper Lig'de. İlk olarak ekranlarınıza gelecek olan başlık Fanatik Gazetesi'nden takımla ipler kopuyor. Hemen altına bakalım ne yazılmış. 2015-2016 sezonunda Robin Van Persie ile yaşadığı krizlerle gündeme gelen Vitor Pereira. ikinci döneminde de benzer bir senaryonun içinde Portekizli teknik adam son dönemde sadece puanları değil oyuncularının güvenini de kaybediyor. Pereira Mesut Özil ile sorun yaşarken Konya'da listeye 41. 41. dakikada kenara alınan Dimitris Pelkas ve Nazım Sangare de eklendi. Pelkas kendisine bir şeyler anlatan hocasını tersledi. Takımla Portekizli hoca arasında ipler gerildi. Burada anları da paylaşmış gazete Mesut Mesut Özil Antwerp karşısında oyundan çıkınca şişeleri böyle tekmeledi. Yıldız futbolcu Kasımpaşa karşısında ısınıp oyuna giremeyince de yeleğini Pereira'nın önüne fırlattı. Konya Cumartesi günkü İttifak Holding Konya Spor maçında da Pelkas 41. dakikada kendisini oyundan alan hocası yanına gelince kendisini tersledi demiş gazete. Kritik karar milli arada. Hemen sağda bakın ufak bir yani nispeten ufak puntoyla atılmış. Yönetimde geçen sezon Erol Bulut'un Aralık ayı sonunda gönderilmesi için baskı vardı ancak Ali Koç devam dedi. Bulut Mart'taki milli arada yollandı. Pereira için geç kalınmadan önümüzdeki milli arada gönderilmesi görüşü ağır basıyor. Bir an önce gitsin. Yani burada tabii kovulması yazmış da ben ne bileyim hoşuma gitmedi o yüzden gönderilmesi diye okudum. Yani geçen sene Erol Bulut'ta yapılan hata bu sefer bu sefer Vitor ile yapılmasın şeklinde yazılmış haber. Biz arada siz şey seyrederken, reklamları seyrederken biz arada Uğur ile konuştuk. Bu hızlı bir şekilde mi acaba Vitor Pereira gönderilmeli sözleri başladı diye sanıyorum gazetedeki az önce okuduğumuz yani Erol Bulut'u geç kalındı. Aynı hatayı şimdi yapmayalım sahikiyle hareket edildiği için biraz daha çabuk ve yüksek sesle konuşulmaya başlandı bu konu. Sıradaki başlık da yine aynı konuda. Hikayesi yine yarım kalabilir demiş Sabah gazetesi. Kayseri ve Galatasaray maçları Vitor Pereira'nın geleceğini belirleyecek. Buraya şampiyon olmaya yarım kalan işimi tamamlamaya geldim diyerek Fenerbahçe'ye ikinci kez imza atan Portekizli teknik adam takımda düzelme olmazsa devreyi de göremeyebilir. Şunu da okuyup sözü Uğur Meleke'ye bırakacağım. Ligde 11 maça da farklı 11'lerle çıkan Fenerbahçe'nin Portekizli hocası ideal kadrosunu bulamadı. Uğur Bey hazırlık maçları ve Avrupa maçları dahil kaçıncı maçına çıktı? 24 mi? 25 mi? Pereira. 11 artı 5 artı 7. 25. 25. Yani lider e, güç mü? 23. Lider kadroya ulaşamaması da hakikaten bu kadar maçta. Pek şey sağlıklı görünmüyor. Orta saha ve ileri üçlüde 22 ismin forma giymesi saha içindeki uyumsuzluğu ortaya çıkardı. Pereira bölgesel olarak en büyük değişikliği ileri üçlüde ve orta sahada gerçekleştirdi. Kurguyu oturtamayan 53 yaşındaki çalıştırıcı orta alanda 12 oyuncu denedi. Sadece 4 maça Antalya, Altay, Alanya ve Konya maçlarına aynı isimlerle çıktı. Hücumda da durum farklı değil. 10 futbolcuyu ileri üçlüde oynatan Pereira gol yollarında etkisiz kalırken sadece Trabzonspor'la Giresun karşılaşmalarında aynı hücumcularla sahadaydı. Kaleye Altay'ı sabitleyen Portekizli savunmada Kim ve Zalai'den orta alanda da Ferdi ve Gustavo'dan zorunlu olmadıkça vazgeçmedi demiş gazete. Altay'a büyük geçmiş olsun diyelim. Altay 4 ay yok diyor gazete. Konyaspor maçında omuz kapsülünde yırtık olan Fenerbahçe'nin milli file bekçisi dün ameliyat edildi. Bu pozisyonu aldık. E, offside olduğu pozisyon Serdar'la çarpıştı. E, bu pozisyonu aldık evet, onu maalesef. sonraya bırakalım istersen geçmiş olsun diyelim. Önce teknik direktör ha peki ekrana gelmiş tamam o zaman pozisyon buydu. Şu çarpışma offside bayrağı da kalktı. Evet ya offside pozisyonu bayağı net aslına bakarsan baya net. net ama çok da kısa süre var yardımcı bayrağı kaldırmak için bekliyor mu kaldırıyor mu Tolga? Öyle bir açı var mı? Şeyde pilotta... Östürün bitmesini bekliyor mu? Pilotta görünüyor mu acaba? Pilotta belki görünebilir. Serdar da çok kötü düşmüş. Ha, burada görünebilir belki. Yok. Ha. Yok. Çarpışmadan sonra kaldırıyor. Bekliyor. Ya bu tarz çok çünkü neredeyse bir metre. Serdar savunma hattının bir metre arkasında. Bu tarz çok bariz pozisyonlarda yardımcılara kaldırın diyorlar normalde ama yine de yardımcılar hani ne olur ne olmaz diyor kaldırmıyor. Böyle bir sakatlığa söylüyor. Yani burada çok kısa süre geçiyor zaten. Nerede? Hani bayrağı kaldırsa da belki de Çarpışma bu talihsizlik yaşanabilirdi. Yani talihsiz olmuş. Çok Peki, geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Maçla alakalı olarak ve okuduğumuz başlıklarla alakalı olarak Gazetelerde, evet. yorumlarda Vitor Pereira, Erol Bulut da önceki sene olduğu gibi geç kalınmamalı. Bir an önce şey yapılmalı, aksiyon alınmalı ve değişikliğe gidilmeli şeklinde görüş artık daha fazla konuşuluyor diyor herkes. Yani gazeteler özür dilerim. Ya futbol çok enteresan bir oyun bana sorarsan. Bir e, hadiseyi başka bir benzetmek çok zor. Yani binlerce, milyonlarca değişken var. Ve çok kolay bir şekilde ayrışabiliyorlar birbirlerinden. O yüzden böyle bir korelasyon ben kuramam. Erol Ulus'ta geç kalındı. Pereira'da geç kalınmasın. Çok korele değil bence hadiseler. Pereira hadisesi kendine özgü ve kendine özgü dinamikleri ele almak lazım. Nedir dinamikleri bana sorarsan. Mesela çok fazla oyuncu kullandı. İdeal 11'ini bulamadığı üzerinden de ben eleştiremem Pereira'yı. İki cephede mücadele ediyorsun. Mükemmel. Kadro genişliğinden faydalandı da diyebilirsin. Mesele bence o da değil. Esas bence sorulması gereken sorular şu Pereira'ya. Bir, 7 ee, tane hücum oyuncusu var mesela. 7 tane hücum oyuncusundan Valencia dışında hiçbirinin seviyesi şu an form seviyesi iyi değil. Neden iyi değil acaba? Valencia dışında Mesut iyi değil, Rossi iyi değil, Berisha iyi değil, Pelkas iyi Mert değil. Akan. Yok ön tarafı sayıyor. 7 tane hücum oyuncusu var ya. İrfan bir maçta kıpırdandığını gösterdi. Onu da 7 hücum oyuncusu arası sayarsak Serdar Dursun da yine kulübede oturuyordu. Şimdi birinci soru bu. Bir takımda herkes geriye gidiyorsa bunun sorumlusu herkes midir? Yoksa meseleyi biraz daha yukarıda mı aramak lazım? Tek direktörde mi aramak lazım? İkinci soruda işler iyi gitmediğinde bu maçın 40. dakikasında olduğu gibi Pereira çağrıyı işte sol bek çıkar, sol bek sok. Santrafor çıkar, santrafor sok. Sağ açık çıkar, sağ açık sok. Yüzeyselliğinde arıyor. Bence mesele oyuncuda değil oyunda. Ve başka herhangi bir ekstra düşünce örneği, ekstra fikir örneği de ortaya koymuyor. Yani 40. dakikaya kadar korkunç bir Fenerbahçe var ortada. İki tane atmış Konya. Bir tane de %99 kaçırmış gerçekten de. Yani rahatlıkla 3 olabilirdi. Doğru. Konya Spor skoru bulmasına hemen oyun domine etmeye devam etmiş. O konuda Konya Spor canı gönlünden tebrik ederim. Geri vites yapmamış 1-0-2-0'ı bulunca. Yine kontrol etmiş. Yine hakim olmuş. Pereira o kadar kötü bir görüntü görüyor ki 45'i bekleyememiş. 40'ta 3 oyuncuyu kenara dizmiş. Buraya kadar her şey normal. Ama değişikliklerine bakıyorsun. Kanat bek çıkarıyor. Kanat bek sokuyor. Nazım'ı yerine Novak. Ferdi'yi sağa atıyor. Novak'a sola. İki tane de ön oyuncusunu Rossi Pelkıs çıkarıyor. Serdar Dursun İrfan'ı koyuyor oraya. Her maç yaptığı gibi. Her maç Santifor'un arkasındaki ikili suçlu. Ya belki de bu maçta da onlar şu değildir. Belki de senin oyununda bir sorun vardır. Yani bunu görememesine imkan ihtimal veremiyorum. Bu görememek değil. Bu sabit fikirlik bana göre. Görememek değil. Yani görebiliyor olması lazım. Bu sabit fikirlik. Yani bir kez de bir orta sahnesi çıkardı bir forvet sok. Bir kez de bir stoperinden feragat et. Bir kez de farklı bir şey yap. Yani sürekli aynı şeyi yaparak farklı sonuçlar beklemek doğru değil. Oyuncular bence esas soru bu. Oyuncular benim istediğimi tam olarak sahaya yansıtamıyor diyor. Biz daha önce burada konuşmuştuk seninle. Hoca ne olmasını bekliyor sorusunu sordum sana. Sen de bilemedin tabii nereden bileceğiz hocanın kafasının içine giremediğimiz için ama bu oyunda, bu taktikte bir şey olmasını bekliyor. Ama oyuncular tam olarak hocanın söylediğini yaptığı için hani anlamıyorlar bizce çünkü zaman zaman kendini kaybedersin hücuma çıkmışken geri dönülmezsin değil mi? Beşli savunmayı beşlemek mesela. Üçlü oynuyorsun sure, ama beşli şey yaşamıyor. Yani oyuncular hep di taktik disiplinde geriye geliyorlar. Ya demek ki sen söylemişsin bunu. Yani oyuncular senin söylediğini yaptığı için böyle aslında. Şimdi Konya Spor sahaya 11 doğru çıkıyor. Aslında. Evet bence de. Sahaya bir 11 ile çıkıyor Konya Spor. Serdar hücumcu, forvet. Bütici hücumcu, forvet. Andri ile Çikaleş'i zaten santrifor özellikle. 4 tane forvet var yani. Bütücü, Serdar, Çikaleşi, Endri. 4 forvet. Fenerbahçe 3. Pelkas, Rossi, Valencia. Ya sen büyük takımsın. Affına sen büyük takımsın. 3 forvet. Abdülkerim ve Skubiç'in de forvet gibi. Forvet bölgesi. Ya onların katkısını hadi kenarda var. bıraktım. Orijin olarak, tanım olarak Doğru. Konya Spor 4 forvetle çıkıyor. Bütücü, Serdar, Endri, Çikaleşi. Fenerbahçe 3. Rossi, Pelkas, Valencia. 40. dakikada 2-0 oluyor. 2-0'dan sonra artık... Olağanüstü gole ihtiyacın var. Bir gol değil, iki gole ihtiyacım. En az beraberlik için, galibiyet için üç gole ihtiyacım var. Oyuncu değişiklikleri yapıyor. Hala sağda üç forvet var. Ross yerine bu sefer de İrfan Serdar dursun Valencia. Yani bu artık, Üst bu artık görülemeyecek bir şeydi yani. Bunu görülememek mümkün değil. Bu sabit fikirlikle ilgili. Dolayısıyla Pereira ile yolun sonuna gelinmiştir. Pereira'nın önünde iki yol var. Ya, ya de bu metodunu acilen değiştirecek, acilen bu hafta. Bu hafta değiştirecek başka bir metot deneyecek. Yeni bir şey koyacak ortaya. Birinci yol bu. Yeni bir şey koymuyorsa bu sabit fikirlikle Fenerbahçe ileriye taşıyamıyor. Ya da milli maç arası değiştirilecek. Kayseri, Bence başka bir yol kalmadı. Yukatel Kayseri ile oynayacak 12. hafta milli. Yukatel Kayseri maçında artık dörtlü savunmaya mı döner? Bence üçlü savunmada başarılılar ayrıca. Benim üçlü savunmayla sorunum yok. Ama 3-3-3 mi döner? Yani ön tarafı bir şekilde kalabalıklaştırmanın yolunu olması lazım. Ya Konya 40 dakika boyunca oyun domine ediyor. Domine ediyor artık bir şey yap. Baştan yapmadıysan bile maç içinde yap. Tamamen bireysel performansına kalıyor oyun. Ya, bireysel becerisine Rossi, kalıyor. Ya Rossi pelkası çıkarıp İrfan'la e, kimi soktu? İrfan'la Serdar, Serdar Dursun'u sokmak için tek direktöre ihtiyaç yok ki. Bunu zaten otomatik yapıyorsun her maçta. O zaman tek direktöre ihtiyaç yok kenarda. Zaten artık yardımcın da biliyordur ne yaptığını. Başka ekstra hiçbir şey yapmıyorsun ki. Bir de Nazım Novak değişikliği. Ferdi'yi sağa göndermek. Başka hiçbir şey yok. Bunlardan çözüm bulamadığın 10 tane lig maçı 5 tane Avrupa maçından zaten belliydi. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Bugün eleştirmiyorum Vitor Pereira'nın oyununu. Ben Vitor Pereira'nın oyununu kazandığı Hatay Spor maçından sonra en ağır şekilde eleştirdim. Hatay Spor maçını kazanmıştı ve mükemmel oynadık demişti. Dedim ki Pereira mükemmel oyunu düşünüyorsa yanılıyor. O Bu zaman mi? oyunu okuyamıyor. Sezonda böyle maç 8-10 tane olur. Daha evet. fazla olmaz. Yine kazandığı 6 ay maçından sonra söyledim. Fenerbahçe işleri iyi gitmiyor. 6 ay maçı daha erkendi böyle oynamaya devam ederse böyle çok fazla maç kazanamaz. Ve Fenerbahçe'yi en iyi sözcüklerle eleştirdim. yani en fazla beğendiğim maç da berabere kaldı Eintracht Frankfurt maçıydı. Yani konu skorlarla ilgili değil. Oyunla ilgili. Fenerbahçe'nin Hatay Spor, Altay maçlarında zaten belliydi. Bu şekilde ve Pereira'nın ileriye taşıyamayacağı. Ve şu anda da eğer ya kendini değiştirecek ya onu değiştirecekler. Başka yolu yok. Maçla alakalı olarak İki tane pozisyonumuz var. İsterseniz oradan devam edelim. Duran top savunması. Bir tane bu hafta Abdülkerim Bardakçı'nın attığı gol. Bir tane de önceki haftadan Alanya Spor karşılaşmasından bir pozisyonumuz maçından başlayalım var. mı? Efkan'ın buyurun Alanya maçından. Geçen hafta konuşmuştuk çünkü. Alanya maçındaki duran toplu sorun ne olduğunu. Arka direkte çok... Fenerbahçe bir alan savunması yapıyor. Attırdığımızda pilotta duralım. Atışı yaptığında Tekrar yukarıdan gördüğümüzden yani baştan alalım evet ve havadayken duralım. Tamam attıralım kanda yaşa. Havadayken Burada duralım. Ne yapıyor? Alanın dışına koşu yapıyor. Alanya sporlu oyuncu. Fenerbahçe'nin savunduğu alanın dışına yapıyor. İlk topa vuruyor. O vurduktan sonra da 3 Alanya sporlu zaten boşta olacak. Dikkat edin. Ceza alanında 8 Fenerbahçe'ye karşı 5 Alanya sporlu var. 3 tanesi boşta olacak. Bakın sadece vuran değil. Diğerleri de boşta olacak. İlk, tamam vurdurun. Heh. Vurdurun. Devam. Heh. Herkes boşta. Bak. Herkes boşta. Yani biri atması öbürü atacak zaten alan savunmasının arasındaki yarım boşluklara giriyor. Rahat bir şekilde atıyor. Şimdi Frikki'ye attıralım. Dün akşama gelelim. Konya maçında Frikki'ye attıralım. Yine ama pilottan, evet pilottayken bir duralım. Yani ta tamam burada bir duralım. Şey Yukarıya baktığında dur, duralım. Fenerbahçe yine alan savunuyor. Fenerbahçe alan sonurken Gustavo ile Nazım arasında golü atan oyuncu var. Orada golü atan oyuncu kimdi? Abdülkerim. Abdükerim. Gustavo ile Nazım arasında. Burada da hangi zafiyetinden faydalanıyor Konya Spor? Alan savunmasında alanların gerçek çizgilerle çizilmemesi. Hayali çizgilerle çizilmesi. Dolayısıyla Gustavo ile Nazım arasına atıyor topu. Konyalı oyuncu. Orada da Gustavo ile Nazım kararsız kalıyor. Benim alanım mı? Senin alanın mı? Gustavo diyor ki bu Nazım'ın alanıydı. Nazım diyor ki hayır Gustavo'nun alanıydı. Ben dıştaki oyuncuya gideyim diyor. Bir kararsızlık yaşıyor. ve o yüzden bomboş Abdülkerim'den golü yiyorlar. Yani alan savunmasının 100 yıllık zafiyeti. Sen Vitor Pereira olarak hareketli oyunu bırak. Duran oyunda bu kadar basit goller yiyorsan, bunları çalışıp bunları otomatikleştiremiyorsan zaten ya büyük sıkıntı var. Ve çok... şimdi herkes birbirine girecek. Bak Altay direğe vuracak. Gustavo, Kim, Nazım herkes kızacak. Takımda zaten bağlarının zayıfladığına dair bir görüntü var burada. Herkes tepki gösteriyor bu golden sonra birbirine. Duran top savunmasında çünkü çok basit bir gol evet. kazandı Konya. Ya şimdi burada Bu kadar boş kalacağını kimse beklemiyordu muhtemelen. Bak Gustavo'nun ağzıma kızacak. Kim Minje ikisine kızacak. Evet. Altay direğe vuracak. Sadece sadece Pelkas'ın tepkisiyle değerlendirmiyorum olayı. Sağ içinde yavaş yavaş birimden şikayetlenmeler başlamış. Bu zaten kötü sinyal. Konya Spor'un oyunuyla alakalı yine 18 ve 32. dakikalardan Konyaspor'un Spor'un presiyle evet. alakalı iki tane şeyimiz var, pozisyonumuz var. Buyurunuz. Şimdi Fenerbahçe geriden oyun kuruyor. Oyun kurmaya çalışıyor. Bak Konya Spor nasıl kalabalık geliyor görüyor musun? Ön tarafa 6 oyuncuyla blok halinde geliyor. Devam ediyorlar 6 oyuncu alanı tutmaya. Fenerbahçeliler mecburi yan pas yapıyor. Devam ediyor 6 oyuncu yaklaşıyorlar. Bak Soner baskıya geldi. Soner zorladı. Devam ediyorlar. 7. oyuncu geldi. 8. oyuncu geldi ceza alanına. Faul verdi hakem. Ve devam boş, edelim 32. boş bir pres değil. Şimdi devam edelim. 32'deki pozisyona bakalım. Çünkü tekrar ediyorlar. Bak kaç oyuncu Konya Konyaspor'da geri dönmüyor. Geliyorlar 6 oyuncuyla yine. Bak şu anda 6 oyuncu var Konya'dan. 7. geldi. Hop topu kazandı. Fenerbahçe'yi ne zaman gördün bu yoğunlukta? Hücum baskı yaparken. Bir defa Fenerbahçe'nin ön bloğuyla orta bloğu arasında 30 metre var. Yaklaşmıyorlar birbirlerine Konya'nın yaklaştığı bak. Konya gösteriyor Pereira'ya nasıl hücum pres yapılır. Buna rağmen koşu mesafeleri, rakamları yüksek çıkıyor. Bunu da birinci haftadan itibaren, sezonu birinci haftasından itibaren konuşuyoruz ki o boşlukları kapatmak için koşuyorlar. Beraber hareket etmek yerine herkes kendi mevkisinde ileri geri ileri geri ekstra yoruluyor. Bu koşunun, bu fazla yüksek çıkan rakamların karşılığını verim olarak alamıyor Fenerbahçe diye defalarca hem istatistiklerle hem görüntülerle getirmiştik ekrana. Şimdi, eee İttifak Holding Konyaspor Fenerbahçe maçından bir Soner'in golüne bakalım değerli izleyenler. Tabii. Abdülkerim Bardakçı'nın golüne baktık zaten. İlk gol karşılaşmada. Burada Pelkas şimdi bak savunma uzaklaştırmak için kötü yere düştü top. Uzaklaştırma anlamında çok güzel vurdu. Şimdi ortayı yaparken bir durduralım. Ortayı yaparken bir durduralım. Bak Fenerbahçe savunma beşlisine bakın. Fenerbahçe savunma beşlisi kaç kişiyi savunuyor orada? İki Konya sporlu var. Fenerbahçe savunma beşlisi tek katta bekliyor. Önünde de ikili. Yedi oluyorlar yani. Yedi oluyorlar evet. E tamam da Konya sporlar ceza dışında. Siz yani çok dar bir alanı 15 metre en 7-8 metre boy. 15 metre en 7-8 metre boy yani 150 metrekarelik bir alanı 5 kişiyle bekliyorsunuz. Bak 5 kişinin beklediği hatta bak tek hatta bekliyor. E Konyalılar dışarıda. Ya şu savunmayı biraz öne çıkarsana. Fena için yani zaten temel meselelerinden biri bu. 5'li savunma hat olarak hiç bozulmuyorlar. E 5 kişiyle savunma yapacaksan ben o zaman bunun adı 3'lü savunma değil ki bunun adı 5'li savunma. O zaman ben bir kişi eksiliyorum. Abdülkerim Bardakçı'nın bu Son golünü... Soner süper bir gol atıyor bu arada. Ee, golünü, Abdülkerim'in golünü zaten gösterdik. Çok şık vurdu burada bir şey daha sorayım mı? Çok Bu pozisyonda alakalı ama. Soner Dikmen'le Zayt'sın ne farkı var? Oyun anlamında. Soner var. mi iyi, Zaytis mi iyi? Sabah kadar tartışırız. Sabah, Bence yani. Soner iyi. Bence Soner iyi. Ve bu Soner Dikmen'i hatırla birkaç sefer anmıştım burada gençlerinden giden. Doğru. Bir. Yani Fenerbahçe'nin orta sahasında oynayan oyuncu fark yaratacak ya. Zaits ne? İtalya Serie A'dan mı geliyor? O İtalya Serie A'da şu anda Tolga Yars'tan bütün maçlarda oynuyor. Şu anda fark yaratacak Herhangi bir oyuncunun fark yaratacağı bir oyun yok. O doğru ama o doğru onu kabul ediyorum. Sorun Merhaba. oyunda. Ama bir de oyuncu özeline bakarsak orta sahada bu Zayt Pereira'nın en önemli tercihlerinden biri Hayır. değil mi? Sağlıklıysa bunu tercih ediyor sürekli. Aynı pozisyonda oynuyor şu işte Soner Dikmen. Soner'le Zayt e ne kadar fark var? Bence Soner daha iyi. Ayrıca Fenerbahçe orta sahasında bak Fenerbahçe'nin gönderdiği Behmil Tolga Yarslan şu anda Udinese'de, Seriada sürekli oynuyor. İki daha siste var bu sezon. Zayt'ın var mı Tolga? bir tane golü mü var? Bir tane golü var. Yanlış hatırlamıyorsun. Yani. Evet. Tolga Yarsan'ın Serie A'da iki asisti var. Fenerbahçe gönderdi. Hani Zayt Serie A'dan geliyor ya. Serie A'da üç gol üç asist falan yapmış. Tolga Yarsan da yapıyor onları yani. Bu maçtan ekrana getirmek istediğimiz bir diğer pozisyon elbette İrfan İrfancan Kahveci'nin golü. Onu da getirelim lütfen. 84. dakika. Piero'su da var 28 metreden. Vurmadan dur. Duralım burada bu kadar uzun mesafeden çok şık vurdu. Kalecinin uzanamayacağı yere. Volkan Demirel yine ondan örnek vereceğim. Her iki gol içinde. imkansız. Kalecinin uzanamayacağı. Yani kalecilerin burada şeyi yok dedi. Çok güzel yere gitti top dedi. İmkansıza vuruyor. Gerçekten öyle. Müthiş bir gol. Milli takımımızın Euro 2020'de tek golünü atmıştı. Yani bunları eliyle koyuyor gibi yapabiliyor. Çok özel bir oyuncu. Mesela İrfan'ı orta ikilde kullansa Gustavo Zaitz kullanıyor orada. Hı. Orada İrfan'ı kullansa bayağı değişir. Fenerbahçe'nin oyunu oraya yaratıcı eklemiş olur. Yüzde yüz değişir. Ama öyle bir nedense ne denir? Sakatlıklar oluyor vesaire istiyade, belki bu hafta sonu yok. Hayır İrfan'ı bir de önde kullanıyor. Bak Pelkas Rossi çıkarıyor. Evet. İrfan'ı oraya sokuyor. Yani hala yaratıcı oyunu sayısını bir tane artırmıyor. İtiraz ettiğim konu o. Gustavo Zayt'tan birinin yerine İrfan'ı sokayım. Pelkasta Rossi'nin birini sağda tutayım demiyor. İtiraz ettiğim konu o. Bu hafta sonu o anlamda kritik bakalım hoca oyunda ya da sistem tercihinde bir değişiklik yapacak mı? Hep beraber bekleyip göreceğiz. Var mı eklemek istediğiniz İttifak Holding Konya Spor? Teşekkür ederim. Fenerbahçe karşılaşma. Şöyle notlarımıza bir bakalım. Konya Spor'un İttifak Holding Konya Spor'un net bir şekilde özellikle ilk yarıda az önce Uğur Meleke de söyledi. Çikaleşi'nin 34 ve 35'te üst üste aynı pozisyon oldu bu arada soldan orta ceza sahasına çıkaleşi önce Zayt savunuyordu galiba onu. Ondan çok şık kurtuldu. Ayağıyla stop etti topu önüne düşürdü vurdu dışarı gitti. İkincisinde de yine soldan neredeyse aynı yerden neredeyse aynı yere orta. Bu sefer kafayla vurdu gitti. Söylediğiniz gibi farklı da olabilirdi. Sonra Nazım'ı çıkardı oyundan zaten. Ha bu pozisyon işte. Değil mi? Evet evet. İlk pozisyon bu bak. Çok güzel önüne bu indirdi. Çok netti zaten. Yani çok şık aldı topu burada. Evet. Önünü de boşalttı açıyı da buldu ama dışarıya vurdu. Bir sonraki pozisyonda bu sefer kafayla. Yine aynı yerden orta, yine aynı yere orta. İkisi de ilginç bir şekilde Bütün tehlike yarattı. Bütün Bir de 35'te var. Hani madem verdik bunu. 35'tekini de getirebilir. Ha, belki de yoktur şeyde bilmiyorum. Kafayla vurduğu pozisyon. Her neyse ee, onu da söyledik ee, maçtan yansıyan. Uğur Bey şu şeylerde mesela şutlarda eee istatistiklerde şey maç sonu istatistiği varsa getirebilir miyiz lütfen sevgili dostlar ekrana. Elkonyaspor %39 topla oynarken Fenerbahçe %61 topla oynadı. 16'da 5 isabeti var Konyaspor'un. 13'te 4 isabeti var Fenerbahçe'nin. Şutlara baktığımız zaman Rossi'nin 1, Pelkas'ın 1, Valencia'nın 4, 4'te 2 yapmış Valencia. Hepsi ceza sahası içinden. Ferdi'nin 2, Can'ın 1, Mert Hakan Yandaş'ın 1 ve Serdar Dursun'un da 3 tane şutu var ki bunların hepsi ceza sahası içinde. Konya'da ise bir oyuncu daha fazla. Yani 8 oyuncu değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oyuncu evet. Abdülkerem'in 2 şutu var. 2'de 1 isabet. Ahmet Çalık'ın 1, Endri Çekici'nin 2, Mihalak 1, Empoku 1, Çikaleşi 3, Soner Dikmen 4 şutta 3 isabet bulmuş. Ve Bütici'nin de 2 şutu var toplamda. Daha fazla oyun. Fenerbahçe şutları kim atmış bir daha söyleyebilir misin? Rossi'nin 1, evet. Pelkas'ın 1'de 0, Rossi isabeti de söyleyeyim. 1'de 1 isabet yapmış. Pelkas 1'de 0. Valencia 4'te 2. Ferdi 2'de 0. İrfan Can 1'de 1. Mert Hakan Yandaş 1'de 0. Serdar Dursun 3'te 0. Isabet yani al. orta saha oyuncularından yine sadece Mert'in bir şutu var. Evet Gustavo'nun oyna... yok. Yok. Zaytis'in yok. yok. Mert'in bir şutu var. Her maç bunun altını çiziyorum yani. Ama Soner Dikmen'in kaç şutu var? 4. Aynı tane. pozisyonda oynuyor. Aradaki farkı anlatabiliyor muyum? Senin orta saha oyuncuların Üçüncü bölgeye girmiyor. Koyun orta sahnesi dört tane şut atıyor. Üçü isabetli biri gol. Oyuna katılım anlamında da Skubic ve Abdülkerim Bardakçı'nın ne kadar gol bölgesinde az önce de söyledik zaten. Olduğunu Gilerme de gücümde çoğalma beki, anlamında. Sol beke, stoperi hepsi giriyor. Fenerbahçe başı çoğalamıyor. Bu maçla alakalı değerlendirmelerimizde böyle değerli izleyenler yine bir ara vereceğiz. Ardından da Beşiktaş'la devam edeceğiz değerli izleyenler. Atakaş Hatay Spor Beşiktaş karşılaşmasından yansıyan notlarla burada olacağız. Tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. Atakaş Hatay Spor Beşiktaş karşılaşmasıyla devam edeceğiz. Hatay Spor 1-0 galip geldi. E, gazete, fanatik gazetesi diyor ki Kartal'a şok üstüne şok. Hatay mağlubiyetiyle moralleri alt üst olan siyah beyazlılar deplasmandan bir eksikle dönmeyi beklerken sayı ikiye çıktı. Batshuayi'nin ardından Roziye'de Sporting maçında yok. Listeye Pjanic ve listede olmayan Güven de eklenince Kartal Portekiz deplasmanına 4 eksikle gidecek. Kadroda zorunlu değişiklikler olacak demiş gazete. Bir sonraki sayfamız Beşiktaş dış sahada kayıp başlığına atmış. Karar gazetesi. Beşiktaş Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'a Spor'a mağlup olurken zirvede yer alan Trabzonspor'un 7 puan gerisine düştü. Bu sezon dış sahada 5 lig maçına çıkan siyah-beyaz ekip söz konusu müsabakaların sadece birini kazanabilirken 3 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı. Şimdi gelelim karşılaşmaya. Henüz 6. dakikada Hatay 1-0 öne geçti. Çok tartışıldı ee, bu pozisyonda 2 nokta. Birincisi Beşiktaş'ın savunmadan çıkarken Vida'nın e, Alex Teşiyara'ya verdiği pas. Oraya şöyle bir not düşeyim. Sizin de burada konuştuk. Teşiyere orta sahası ile oynarken Beşiktaş'ın çok fazla geçirgen oluyor o bölge diye. Şimdi Necip'le hoca desteklemek istedi orayı ama Necip de bir noktaya kadar yetişebildi diye düşünüyorum. Sadece bu pozisyon özelinde değil, maçın geneli için söylüyorum. Orada hani Viday'a da tabii tek başına fatura kesmek doğru olmayacak. Teşiyere'ye de tek başına kesmek doğru olmayacak ama o baskıda o hata yapılmamalıydı Bakalım herhalde. Bakalım o zaman golle alakalı olarak da baskı, baskı geliyor çünkü. Tamam. O baskıda o hatayı kolay kaybetti Teşiyer'e topu. Ee, bir Ama de, zor yere attı Vida'da. Ersin'in ayağına basıldı, basılmadı. O çok tartışıldı. O konuda da fikrinizi e, tamam. rica edeceğim. Önce şu baskı, önde baskıya bakalım. Hatay Spor'un önde baskı ve 5 yaşa hataya zorlaması. Buyurun Piero, ile, Piero üzerinden. Ruben Ribeiro. Kaç kişi bak Hatay Spor? Şu anda 4. İna... yok 6. Ruben geldi. 5 oldu ve kaptılar. Tamam. 45 artı 5'teki baskıya da bakalım. Hep toplu olarak fikrimi söyleyeceğim. LKB'nin pozisyonu LKB mu? LKB'nin da baskıyla çünkü yaratılıyor. Ona da bakalım. O Onu istemiş miydik? İstedim istedim. Küt diye isteyince şeyde bırakmayalım. Kontrupiye de bırakmayalım rejim. Yok yok istedim. Evet 45 artı. Bunun ama tabii kaptığı yere kaptığı yer var mı? Buyurun. Evet. Montero'nun Şimdi hocam. Çok büyük Beşiktaş'ın bir defa iç sağ dış sağ oyunu birbirinden farklı değil bence. Yani o tamamen istatistik bir şey. Beşiktaş dış sağda bir tane galibiyet alabildi. Realitede iç sahada dış sahada bence farklı oynamıyorlar ligde. Her zaman domine etmeye çalışıyor oyunu. Her zaman geriden pasla çıkmaya çalışıyor. Her zaman üçüncü bölgeye maile gitmeye çalışıyor. Ama orada bir detay var. Beşiktaş bu pas oyunu Wellington'dan başlatıyordu. Wellington ne kadar çok eleştirsek de bu pas oyunda oturmuş bir ana istasyondu. Ve Wellington takımını ikinci bölgeye taşıyan ana unsurdu. Bir önceki maçta Wellington yoktu. Orada dedik ki Pjanic yaptı bu işi. Çok da başarılı yaptı derbide. Çok fazla girdi stoperlerin arasına. Oyunu yönünü değiştirdi. Oraya attı, buraya attı. Wellington'un eksikliğini hissettirmedi. Ama bir sonraki maçta burada konuştuk. Pjanic yok. Evet. Eğer Wellington'da olmazsa Wellington'un da sağlığında bir şüphe vardı. Acaba Beşiktaş bu sorunu nasıl çözecek? Bununla ilgili sorun yaşar mı diye merak ediyorum demiştim. Hem Wellington'dan piyanoçun yoktu da. Sanki Beşiktaş çıkarken Wellington'u aradı. Wellington'u aradığı kadar belki piyanoç'u de aradı. Burada sol bekte Umut, ön liberoda Necip. Bence çok fazla sinemeki oyuncu diyeyim ben onlara. Yani kalplerini de kırmak istemiyorum. Basit top kaybı yapabilen oyuncu sayısı fazlaydı. Şimdi o basit top kayıplarından birkaç tane istedim. Ne demek istediğimi anlatacağım bir defa geriden pasta çıkıyorsan basit top kaybı yapan oyuncu sayısının az olması lazım. Şimdi o basit top kayıplarını verebilir miyiz Tolga? Dakika 23 öncelikle. Evet Umut değil mi? Umut Beraş. Beşiktaş'ın ürettiği pozisyonlardan bir tanesi de en son yakına gelen. Şimdi Umut bak kezde. bu. yürüyor. Bak baskı yok. Baskı yok. Baskı yok. Hafif bir baskı geldi. Taç. Taç. Devam edelim 25. Bak öyle olağanüstü bir baskı da yok. Yine sola Yine geldi Umut. Umut çıkarıyor takımı. Baskı yok. Baskı yok. Attığı yere bak. Devam edelim. 33. dakika bu sefer Necip izleyeceğiz. Necip merkezde. Henüz baskı yok. Bu cama geliyor. Hafif bir baskı var. Taç. Devam edelim. Yine 45. İlk yerden Kenan bu sefer. Necip. Kenan. Baskı yok. Bak pasın şiddetini ayarlayamıyor. Teşeriye'de sarı kart evet, görüyor. Evet, sarı kart. Şimdi hocam, topla çıkacaksan, oyunu örerek rakip yer alana taşıyacaksan bu kadar basit pas hatası yapmaman lazım. Acaba Sergen Hoca bunu öngöremedi mi yoksa yaşayınca mı hissetti? Umut Meraş'ı oynatıyorsun, pas hata, basit pas hatası yapabiliyor. Necip basit pas hatası yapabiliyor. Santriforun çıkıyor mesela, Kenan'ı sokuyorsun. Kenan basit pas, pas hatası yapabiliyor. Bu kadar çok basit pas hatası yapan oyuncu sayısı fazla olunca sahada pas sürekliği, Pas devamlı, atak devamlı sağlaman zor. Kenarda Rıdvan var. Daha yüksek pas yüzdesi yakalayan değil mi? Kenarda Wellington var. Daha yüksek pas yüzdesi yakalayan. Acaba Batshuayi çıktığında güven girebilir miydi? Bir soru sadece. Kenan girdi. Opsiyonlar vardı. Sanki biraz daha pas yüzdesi artırılabilirdi. Ben yani Hatay'ın baskısının başarılı olmasında biraz yaşın geriden çıkarken ana istasyonlarının sağda olmaması ve basit pas hatalarıyla atak sürekli sağlayamamasına bağlıyor. Joseph de Souza'nın yokluğu şu 67. dakika değil mi? Teşhiran'ın e, evet. Beşiktaş'ın belki de maçtaki en net pozisyonu buydu herhalde. Evet. Teşhiran bu işleri iyi yapıyor. İkinci santifor koşuları ayakta kafayla. Onu konuşuruz da oyunla alakalı olarak Joseph de Souza yok dedik. Pjanić yok dedik. Eksikleri vardı Beşiktaş'ın ve bu eksikleri de çok aradı sahada tercihler meselesinde Vitor Pereira hocanın kafasına giremiyoruz. Hani ne olmasını bekliyor Sergen Hoca? Ha biliyorum biliyorum. Diyoruz A, ya Kenan Karaman konusunda da Sergen Hoca'nın kafasına giremiyoruz. Hani ne olmasını bekliyor acaba diye. Ama tabii idmanlarda beraberler, çalışıyorlar ediyorlar. Ee, çok fazla bir verim alınamadı şu ana kadar naçizane bir izleyici olarak alınamayacakmış gibi de görünüyor ama elbette futbol ne performanslar gördük. Lerin geçen sezon bu adam olmayacak artık derken bambaşka bir noktaya geldi. Bekleyip e, göreceğiz. Hoca da belki onu bekliyordur. Ancak genele baktığımız zaman Beşiktaş evet e, her zamanki oyununu çok iyi oynamamış olabilir. Bir sıfır yenilmiş de olabilir. Ancak çok pozisyon üretemediği gibi çok pozisyon da vermedi diyebilir miyiz Hatay'a? Atakaş Hatay Spor'a. Ya iki tane top kaybıyla verilen pozisyon var. 45 artı 4 ve 90 artı Evet, 3, altıdaki de top mıydı? kaybı. Yani to evet top kaybı dışında çok fazla pozisyon vermedi. Zaten Beşiktaş'ın bence sorunu defansif aksiyonlarda değil, oyun kurulumunda. Ee, basit top kayıplarında. Acaba mesela orta sahada Josef yok, Pjanic yok. Biri Wellington'u da oynatmıyorsun. Birilerinin geriye gelip o pas trafiğini kurması gerekiyorsa kenarda mesela Salih var. Salih artık bunu yapabilecek seviyede değil mi? Oğuzhan var. Yani Necip miydi orada? Necip Atiba mıydı? Necip Atiba'ya karşı Ruben ve Bucema inanılmaz üstünlük kurdular. İnanılmaz üstünlük kurdular. Ruben, Bucema, Atiba, Necmi mahvetti bana sorarsa. da e maçı orta sahada kaybetti. 68'de değişti Atiba. İkisini birden değiştirdi. Geçen seneyle en büyük farkı birçok şey söyleniyor. Herkesin elbette fikri var. Hepsine saygı evet. duyuyorum ama bence Beşiktaş'ın geçen seneden en büyük farkı ya da en büyük eksiği diyelim Atiba. Ne olursa olsun. Joseph olsa da olmasa da Necip olsa Daha da olmasa Atiba da vardı, evet. Atiba Atiba performansını çok arıyor bence Beşiktaş. Arıyor. Bak Ruben de 35 yaşında yaklaşık. Ruben Ribeiro müthiş oynadı. Bucama genç, o 23 galiba. Bir deneyimli bir genç, bir coşkulu, bir sakin. O ikili, Ruben Bucama ikilisi Atiba Necip'e çok büyük üstünü kurdu. Ee, şu pozisyonda Ersin'in bileğine bak şu basma itirazı oldu Ersin'in de. Burada da El ile olan pozisyon evet. değil mi? Bu devam kararı çıkıyor. yani gol verildi bu pozisyonda. Ayak hani bilerek basma değil de yere koşarken yere ince şekilde değerlendirildi. Bir daha rica edebilir miyiz lütfen? Hah. Bana da öyle geldi sanki oyunun tabiatı gereği olarak talihsizlik yaşandı gibi geldi. Yani hem şeyin maçın hakemi hem de e, triyomuzun değerlendirmesi o yöndeydi. Talihsiz bir an Talihsizdi olarak. Talihsizdi sadece geçmiş olsun Peki, Allah korusun evet. El de yani, yani bence bunun yok bilinçli olma şansı yok. Kontrolsüz de sayılmaz. Hareketinin bir parçası. Çok talihsizlik oldu gerçekten. Hatay Spor'un oyununa baktığımız zaman az önceki şeyi de gösterdik. E, presi. Beşiktaş'a daha sakin kalmak istediklerini söylemiştim maç önünde ve maç sonunda da bunu e, başardıklarını belirtti ama pozisyon anlamında yine az önce de belirttiğimiz gibi böyle çok bol pozisyonlu bir e, Beşiktaş maçı oynamadığını söyledik. Zaten Hatay Spor'un. Ancak orta sahada net tespitiniz, ben de katılıyorum size. Hatay özellikle orta sahada kazandı maçı ya da oyunu net bir şekilde. Ruben Ribeiro'ya da tekrar parantez açalım. Tebrik edelim. Portekizli deneyimli oyuncu Ya maçın yönetmeni oydu. Bazı maçların vardır. Ayarını, vitesini, tonunu belirleyen oyuncu. Bu maçın tonunu belirleyen Ruben Ribeiro'ydu. Mehmet Topal'ın golünü zaten değerlendirdik. Şeyi Morusan'ın golünü konuşurken tekrar dönmemize gerek yok herhalde değil mi? Yok Beşiktaş gerek yok. önümüzdeki hafta Trabzonspor derbisine çıkacak. iki takım içinde zor bir karşılaşma. Piyaniç ve diğer eksikler Josef de Souza vesaire bu maça yetişirler yetişmezler. Önemli bunlar tabii ki. Şüphesiz bir de öncesinde Şampiyonlar yine kritik bir Lisbon deplasmanı. Sonra milli maç arasında gidecek takımlarımız. Fenerbahçe, Antwerp, Galatasaray, Lokomotif. Kazanmaları gereken maçlar. En azından yenilmemeliler ki Fenerbahçe yenilmezse üçüncülükteki pozisyonunu koruyacak ki bu gruptan çıkmak anlamına geliyor. Bir ara tur oynamak anlamına geliyor. E Galatasaray yenilmezse zirvedeki avantajını koruyacak. Beşiktaş Sporting'e karşı bence ilk maçta yediği 3 duran top golünü çıkarırsan hala hayal kurabilir. Ben Sergen Özcan'ın çok da olumsuz olduğunu düşünmüyorum. Lisbon deplasmanı ile ilgili. Olumsuz da olmamalılar. Sonrasında lig oynayacaklar. Sonra milli maç arasına girecekler. Tabii ki kolay değil. Kritik de eksiklikleri var. Özellikle orta sahada kritik eksiklikleri var. Bu noktada Salih Oğuzhan Can üçlüsünden Beşiktaş sanki yeterince faydalanamadı. Çok önemli orada zafiyet oluştu. Peki Hatay maçına tekrar geri dönecek olursak değişikliklerde mesela yedek bankına bakın bakalım Beşiktaş'ın. Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Wellington, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Kenan Karaman ve Güven Yalçın. Salih kaçta girdi oyuna? 68'de girdi. 68. Evet. dakikada. Hani ne kattı ya da ne değiştirdi diye sorsam. Şimdi Salih oyuncu profili açısından bakmıyorum. Model olarak bakıyorum. İlk 45'ten sonra Atiba Necip orta sahasını değiştirmesi daha doğru olurdu bence. Sergen Hoca'nın. Ama orada Salih mi sokar, Oğuzhan'ı mı sokar, Can'ı mı sokar, tercihi kim olur bilmiyorum. Ama ilk 45'te Hatayspor Spor orta sahada büyüklüsünü kurdu. Atiba Necip ikilisine Ruben Bucema. iki kez de baskıda net pozisyon buldu. Birini gol attı, Biri olmadı. Devre arasında bence orada bir acil müdahale gerekiyordu. Beş orta sahası fiziksel olarak çok zayıf kalıyordu. Ya da Teşeray'ı çıkarıp orta sahaya başka bir montaj mı yapardı? Orta sahayı kaybetmemek için bilmiyorum. Ama orta sahaya müdahale gerekiyordu. Bütün sorun sanki oradan kaynaklandı. Atiba Bütün Necip sorun demeyeyim de, de büyük sorun oradan kaynaklı. Atiba Necip de değil değillerdi. Bir defa çıkamıyorsun topla. Orta sahadan kaynak Topla çıkamıyorsan çıkabilecek bir müdahale yapman lazım. Acaba sol bekte Rıdvan Umut değişik mi olurdu? Rıdvan üzerinden çıkma opsiyonu yaratmak için. Can belki olabilirdi. Can mı olurdu? Salih mi olurdu? Oğuzhan mı olurdu? Bir şey lazımdı yani. Çok mu abartı? Eğer öyleyse lütfen söyleyin. Serdar Saatçi. Ee, ön libero'da düşünülemez mi? Serdar kadroda yok Yoktu. ama çok, mu Çok lüks bir soru bu. Yani bunu hoca bilir. De öyle tabii. Bunu hoca bilir. Yani Josef var, Necip var, Mehmet Topal var. Salih'i ben altı numarada kullanmayı denemesi gerektiğini düşünüyorum. Derine gelip oyun kurucu. Özellikle Wellington'un olmadığı maçlarda. Salih bunu yapabilir. Ya yani biz bunları konuşuyoruz hoca zaten tabii ki düşünmüştür bunları düşünmüştür defalarca. Düşünmüştür tabii. Sergen Hoca'ya büyük saygıyla, Pereira'ya saygıyla, Terim'e saygıyla. Ki, Hepsine tabii. saygı duyuyoruz uzmanlıklarla ama bizim işimizde bu tenkit. Hatay Spor cephesinden bakacak olursak önemli bir e, galibiyet. Atakaş Hatay Spor böylelikle zirveyi takibini sürdürdü. İkinci sırada 23 puanla Alanya Spor, 21 puanla. Üçüncü sırada 2 puan önünde Aytemiz Alanya Spor'un. Onlar da e, dedi ki programa başlarken muazzam bir karşılaşma oynandı. E, baya enerjisi, temposu yüksek bir Alanya-Göztepe maçı oynandı 2-2. Bitti ne kadar vaktimiz kaldı sevgili dostlar 3 mü? 3 dakika mı? Şu Kayseri Karagümrük maçındaki pozisyonu hemen isterseniz görsek onu görsek mi? Baktan hemen, zaz. Var, değil mi? Getirebiliriz ekranı. Peki. E, Yukatel Kayseri Spor, Vavakars Fatih Karagümrük karşılaşmasında. Şimdi burada 61. <laughs> kırmızı kart dakika. tartışması oldu. Çünkü Lukas Sen elle oynuyor. Tiyam'la değil mi? Tiyam'la olan pozisyonu. Ee, dakika burada 56-20 falan elle oynuyor burada Lucas yani Şimdi bu açıdan göründü. Hı, hı Video incelemeye gidiyor hakem. İnceliyor. Sonra kırmızı kart kararı veriyor. Bir daha oyun ne zaman başlıyor biliyor musun? 6,5 dakika sonra. Evet. 6,5. 56-20'de duran oyun 62-57 tekrar başlıyor. Şimdi bu iki hakem. iki hakem neden diyorum. Orta hakem Burak Şeker ve video hakem Emre Malok. Daha önce 3 hafta önce Giresun Göztepe maçını yönetmişlerdi ve dinlendiriliyorlardı. Şimdi Giresun Göztepe maçındaki o pozisyonu istedim. Tolga şu Zeki'nin dirseği var ya. Onu bir verebilir miyiz? Şu pozisyona 8. bakalım. 8. haftada. Evet. Şu pozisyona bakalım. Yani gösterdiğimiz için gerçekten üzülüyorum şu şu pozisyonu. Zeki'nin hallak bunlara dirseği. Bu iki hakem, orta hakem Burak evet. Şeker, video hakem Emre Malok. Bu pozisyonu vermeyen video hakem pozisyonda çağırmayan orta hakemi. Burada kırmızı görmedi Zeki Yavru. Şimdi bunlar geliyorlar tekrar. Gerçi şu an diyeceksiniz ki görevde MHK yok ama görevde sonuçta yetkililer var. Yani siz eğer performans odaklı atama yapmazsanız tabii ki itiraz olur. Çok doğal yani. Şimdi bu maçta 6,5 dakika bu video inceleme Burak Şeker, Emre Malok ikilisi. Bak burada Zeki Yavru'nun Halil'le olan pozisyonunu pas geçen ikili. Orada elle oynamada aslında net bir şekilde görünüyor. Yani 6.5 dakika değil mi? Zaten 6.5 üç dakika, 3.5 dakikası inceliyor. 3 dakikası da atış yaptıramıyor biliyor musun? Muhabbet, muhabbet, muhabbet anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. 3 dakikada Frik'e attıramıyor. Şurada net görünüyor altı Ya 6.5 dakika oyundurur mu ya? Hani çarpma dakika. Diyemi, nasıl bir, bir şey tartıştılar, bir şey değerlendirdiler, bir şey konuştular. O 3 küsür dakika sürdü. 3 küsür dakika da oyunu başlatamadı. Maalesef. Pekala, bakıyorum bütün notlarımızı tamamladık. Zaten süremizin de sonuna mı pekala gelmişiz. E, o zaman bu bir kısmını yarına bırakmak durumundayız artık Uğur Beyciğim. Onları yarın konuşacağız. Özellikle Trabzonspor yarın konuşacağız. Yarın konuşacağız. Bu akşamki e, karşılaşmaların da e, sonuçlarını elbette yine yarın maçların değerlendirmesini Gazete Giresunspor ve Fraporta, Antalyaspor, Medipol Başakşehir, adına Demirspor karşılaşmalarını da yarın konuşacağız diyelim. Uğur Bey'e çok teşekkürler. teşekkürler. Bugünlük bizden bu kadar efendim. Haftanın ilk manşetini noktalıyoruz. Tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın.